Tempo TV sizin kanalınız. Şeyma. Merhabalar. Gazetecilerle Gündem programıyla bu hafta da sizlerleyiz. İlk önce Fakir Bey başlardı. Bir tedirgin oldum ilk başta ama. bu haftaki konuğumuz çok önemli bir isim tekrar. Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç. Yücel Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Başkan hoş geldin. Hoş buldum. Fakir Bey ile bir giriş yapalım. Evet, Fakir Bey yapalım. Buyurun. Tabii bu hafta Türkiye'de çok da tartışılmayan aslında kar yağışıyla birlikte İstanbul'da belediye ve valilik, valiliğin yanında hükümet yetmedi, Cumhurbaşkanı karşı karşıya geldiler ama biz karlı bir memleketten bir belde belediye başkanını getirdik. O da İstanbul Büyükşehir'inde daha önce çalışmış bir belediye başkanı. O da iyi biliyor İstanbul'u. Bunun yanı sıra da Köprülü, Ardahan, Erzurum arasında bir belde, kentin tek beldesi Kuzey Kafkasya'ya. Komşu iki tane gümrük kapısıyla birlikte Ardahan'ın tek beldesi, Köprülü beldesi. Eski adıyla Goreveg beldesini tartışacağız, belediyeciliği tartışacağız. Tabii bundan önce özellikle Kafkasya'da gelişen olaylar gerçekten de her adım değişen yenilikler yaşanıyor. Son olarak da Putin'in özellikle suskunluğu çok dikkat çekiyor. Acaba işgal edecek mi, etmeyecek mi? Avrupa bu arada ne yapıyor? Buraya müdahale ediyor. Ben hep ısrarım gazeteci olarak bakışımı anlatıyorum. Şu anda dünyayı yönlendiren, ekonomiye yön veren, siyasetine yön verenlerin %78'i Orta Doğu'da, Orta Doğu ile uğraşıyorlar. Orta Doğu biter bitmez Ardahan, Kars, Iğdır üzerinden Kafkasya'ya yöneleceklerini iddia ediyoruz. Bu yönde de çok ciddi iddialar var. Benim dışında da söyleyenler var. Bunun da ilk işaretleri olarak da Ermenistan Türkiye'nin barışmasını isteyen bir Amerikan. Bu arada havuz medya ve besleme medya diye suçlanan biz gazetecilerin de kamuoyunu unutturduğu bir şey var. Amerikan başkanı kimdir diye Tempo TV izleyicilerine sorsam bu ara hatırlayamayız. Çünkü son 6 aydır Amerikan başkanı sanki hiç yokmuş gibi gündeme gelmiyor. Bu da ilginç bir olay. Öte yandan ekonomik kriz devam ediyor. Cumhurbaşkanı her ne kadar dayanın, idare edin, bir şeyler yapacağız. Göreceksiniz. Nasıl doları düşürdüysem enflasyonu düşüreceğim diye iddia ederken de bakanların gece yarısı değişimi var. Bakanlar yetmedi. TÜİK Başkanı tekrardan değişti. Adalet Bakanı derken Türkiye'de adaletin olup olmadığı tartışıldığı bir süreçte Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı'nın gelmesi benim bakışım olarak da eski kadroya yeniden sarılması gibi görünüyor iktidarın. MHP'nin bu arada suskunluğu var. Her an seçim, erken seçim olur mu olmaz mı? Ama aslında görünmeyen, sizin gördüğünüz bir inanıyorum, bana göre iktidar bir kenara bırakıldı. Muhalefetin ciddi anlamda bir çıkış yapamadığından dolayı ve adayın da halen belirleyemediği, aynı zamanda ikinci, üçüncü bir koalisyon oluşabileceği tartışmalar içinde biz Köprülü'ye dönelim, Goreveg'e dönelim. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Başkanım hemen sorayım, İstanbul'da evet. Ne geliyorsunuz siz kardeşim? Derler ya, efendim, işte çantacının çantasını alıp geliyor işte Ardahan'a, milletvekili oluyorlar. Siz de İstanbul'a geldiniz, belediye başkanı mı oldunuz? Yoksa tartışma mı var, bu tartışmanın içine mi girdiniz? Yok. Tam karlı zamanda. Evet. Evet. Eleştiriliyor ya işte İmamoğlu tam o kar döneminde balıkçı da yakalandı. MOBESA kamerada hem de özel hayata girir şekilde diye suçlamalar da var. Siz de Köprülü bırakıp geldiniz mi diye sorayım ben. Önce siz Tempo TV çalışan olarak sizlerin ve Şeyma kardeşime teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Bize. Burada amacımız Köprülü'yü tanıtmak. Evet. Köprülü bir çıta daha nasıl yukarı taşıyabiliriz? Bizim çantamızda, buraya gelmemizin başlı nedeni o. Nasıl bir derdimiz var, nüfus konusunda sıkıntımız evet. Da var. Şu anda düşme bandında değiliz. Bizim hiçbir gelirimiz yok. Amacımız nüfus sayısını artırarak İlbank'tan gelen nüfus payında daha fazla hizmet etmek. Yani mevcut bir çark durmadan devam etin amacımız. Doğru. Yani yoluna girmiş işler yapılırken gerileme dönemine girmeyelim, duraklama dönemine girmeyelim. Yani bu insanları tozda, toprakta, çamurda, içilebilir bir su, yaşanabilir bir çevreyi nasıl dizayn edebiliriz? Onun çabası içindeyiz. Onun için AK Parti ile gittik. Şu anda
Sancaktepe ilçe başkanımız. Bayağı dolaştı, evet. Ardahan'da bir şey oldu. Kız o tamamdı. Bağda Şenli. Turbey. Akpınar. Akpınar'a gittik. Yani bu tür tanıdıklarımıza hep gidiyoruz. Önümüzdeki hafta da inşallah Hazine Bakanımızla birebir görüşeceğiz. Köprü için ne koparabiliriz? Yani çok güzel. Destek alabiliriz. Başkanım şöyle ben bir giriş yapayım. Fakir Bey çok hızlı bir giriş yaptı. İlk önce size ve köprülü anlatmanızı istiyoruz. Yani köprü neresi bu köprü? Neresi, nerede neler kardeşim? Yapar? Nasıl bir yer? Ondan bahsetmenizi istiyoruz. Tamam. Bir de kendinizden biraz bahsederseniz. Tamam. Tempo TV izleyicileri. Yücel Akkuş kimdir? Köprü beldesi nerededir? Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi 1965 yılında işin doğrusu doğum tarihimi de net bilmiyorum. Ayını da bilmiyorum. Annem. Eskiden nüfus memuru geliyormuş. İşte abimde başlamışlar. 1960, 61, 62, 63. 63'te abime başlamışlar. 65 dördüncü olduğum için beni yazmışlar. Sırayla öyle gitmişiz. Evet. Halbuki arada da birkaç çocuk vefat etmiş. Annem babam da bu arada rahmetli. Sizin de ölmüşsünüz. Allah rahmet eylesin. Liseyi Göle'de, ortaokulu Köprülü'de, eskide Köprülü'de ortaokul da vardı. 1972 yılında kurulan bir belediyedir. Biz ortaokula giderken Köprülü'de sinema vardı. Yani Köprülü Koremek denen yer, o tarihlerde belki de İç Anadolu'nun birçok yerinde sinema yokken Köprülü'de sinema vardı. Geliştirici ruhta bir gençlik vardı. Yani göç başlamamıştı. Hayvancılık, tarım çok gelişmişti. Onun için biz de 12 Eylül olduğunda lise 1'deydik. Hayvancılık bittiği için, tarım bittiği için biz de İstanbul'a geldik. İstanbul, askerlikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 1991 yılında girdim. Tarım bitti, hayvancılık bitti derken tabii orada yaşanan olayların etkisi evet, oldu. Yayla yasakları. 12 Eylül'den evet. Sonra yayla yasakları. İşte dışarı çıkma olayları. İnsanları bıktırdı, insanları göç etmek zorunda kaldılar. Et ve süt kombinaların kapanması, evet, evet. Devlet babanın olayda elini çekmesi, tüccarın insanları dolandırması sonucu insanlar da terk etmek zorunda, göç etmek zorunda kaldı. Şimdi haliyle Köprülü nerede diyorsunuz? Köprülü Erzurum sınırların ara, Erzurum Artvin sınırları içinde kalıyor. Bir tarafımız Şenkaya olur, bir tarafımız da Artvin'in Ardan 3 güzel yurt yaylasının arasında kalıyoruz. Şu anda Köprülü'nün bir yaylası güzel yurt, Ardan 3 güzel yurt yaylasının orada bize uzaklığı 27 kilometre. Köprülü Merkez Yaylası'yla Olur'la Şenkaya yaylaların çemberinde kalıyor. Haliyle biraz sorunlu bir bölge. Şey olarak yani sınırlar olarak, mera olarak. Uzun süreden beri tatsız olaylar yaşandı, ölümler yaşandı, kavgalar yayla yaşandı. Yayla kavgaları. Evet. Hı hı. Yani Allah rahmet eylesin, gencecik bir arkadaşla yaşlı bir amca Şenkaya, şey Olur, aşağı Karacasu'da vefat ettiler o kavgada. Rabbim tekrarını göstermesin, ailesine hı, sabır versin. Ama şimdi bir barışı sağladık orada. Onlar bize geliyor, biz gidiyoruz. Huzur bir ortamını sağladık. Yani benim en büyük kazanım o aşağı Karaca suyu ile köprünün arasındaki köprüyü kurdum, barışı sağladım. Bunda 2-3 ay önce belediyeye yine gelmişler. Biz gidiyoruz, onlar bizi arıyor. Çok güzel bir gelişme oldu. Şimdi Köprülü 1972 yılında kurulmuş dedik. 1972'den bugüne kadar yani bizim seçim aldığımız 2019'unun 2 Nisan'ında ben ya da 3 Nisan'ında mazbatayı aldım. O tarihe kadar pek ismi duyulmamış. Köy gibi görünüyordu. Evet, evet. Yani görüntüden dolayı fazla tanıtımı yapılmamış. Yapılmayınca da siz Ardahan'da yaşıyordunuz. Ben Ardahan valiliğine gittim. Valilikte işim vardı. Belediye mahalli idarelerden Mehmet Koç Bey vardı o zaman. İsmi değişti mi? Mehmet Bey. Mehmet Allah Koç, evet. Mehmet, emekli Koç oldu, evet. Hı-hı. Oradan ona uğrayacaktım. Mehmet abiye de destek alacaktım. Bir tane memura sordum. Dedi ki siz nerede geliyorsunuz? Dedim ki Köprülü'de. Nerede? Dedim ki Giresun'un bir şey. Yani valilikte memur bile Köprülü evet, duymamıştı. Ama şimdi Rabbime şükürler olsun. Sizlerin evet, sayesinde duydum, çoğu yere duyurduk. Sağ olasınız. Köprülü'de bir de cağ kebap meşhur. Her ne kadar tortumlar kapsa da. Şimdi Köprülü'de ben bir tane bina yaptım Allah nasip ederse. Yani birden fazla bina yaptık ya. Amacım Kosor'u oraya taşımak. Yani insanlar Kosor'a gidiyor. Kosor kültürü. Oraya evet, gidecek. Evet. Çok da büyük yaptım. 180 metrekare bir yer. Cağ kebap muhatasını yapıyoruz. Evet. İçinde evet, sıcak suyu. Mevsimlik teyzeler, ablalar gelecek. Çalışacak bize maaşlı. Orada ekmek pişirecekler. Köy ekmekleri. Evet. Orada kebap vurulacak.
çökelek olacak. Efendime söyleyeyim. Peynir kavurması olacak. Yöresel restoran evet, diyoruz sen evet. Değil mi Caki abi? Yani 6 ay bu İstanbul'da gelenlerin eskide duydukları her şeyi orada yapacağız. Bu köprünün önemi nedir yani? Neden bu kadar sarıldınız köprüye? Sizden öncekiler neden yapmamış ki siz bu kadar çaba sarf ediyorsunuz? Şimdi kaçıncı belediye başkanısınız bu arada? Evet şimdi ben birincisi 1991 yılında yerel yönetim belediyecilikte başladım. Ve Kadıköy gibi bir yerde oturdum. Daha önce belediyecilikten gelmesiniz. Daha önce de Taksim'de İstiklal Caddesi'nde Cevahirler'de çalışıyordum. Orada da eskide kabareler vardı. Metin aklımda şu evet. Biraz sanata ilgim çoktu. Bizim köylerle giderdik. Ben sonra da dedim ki ya İstanbul'da olanlar niye köprüdeki çocuklar da faydalanmasın? Yani ben gittim sinema, tiyatro, kapalı futbol sahası, mesire alanı. Ben gidene kadar çocuk parkı yoktu mesela. Çocukların 4 mahalleye 4 tane çocuk parkı yaptınız. Oyun grubu, köprüde çocuk parkı. Kültür merkezimizde PlayStation, saz, gitar, bilgisayar. Şu ayın 5'inde de 50 tane saz aldım. Her kursiyere kurs bittiğinde sazını, gitarını hediye edeceğim. Hediye ederek. Yani başka bir kurs açılınca herkes sazını getiriyor. Biz sazı kendimiz veriyoruz. Burada finansmanını sağladım. Her kapıya gittim. Siz 2 saz alacaksınız. Siz 1 tane gitar alacaksınız. 50 tane topladım. Şu anda gitti. Ben de geleyim başkanım. Yani köprülü sevdam mı? Ben küçükken yaşayamadıklarımı yani ikinci gömleğim, ikinci kravatım yokken liseyi bitirdim. Bu 12 Eylül'ün tabii verdiği şeylerdir. Sıkıntılar hayvan para etmiyordu. Madem ki dedim ki böyle bir olanak varsa. Ben yaşadım. Biz de bundan sonra yaşamasınlar. Ama gerçekten bugün köprülü İstanbul'da var olan sanatsal olarak, eğitim olarak, kültür olarak köprülde vardır. Katılım oranı düşüktür. Fakir abim şöyle Şeyma Hanım ben 2020 yılında dedim ki evde bakım hizmetleri. Benim oğlum ellerinizi öper. Bir engelli oğlum var. Bir oğlum da kardeşinden doğru engeller İstanbul Büyükşehir Yeni Bosna Engeller Müdürlüğü'nde koordinatördür. Evet. Yani ciddi de bir şeyi çalışması çabası var bu konuda evet. 36 tane bina komple ona bağlıdır. Ben evde bakımı dedim yapayım. Bu benim oğlum eskide Allah rahmet eylesin Kadir abinin zamanında Mevlüt Üstel zamanında metrobüsteki o saç kesme mesme bir çocuk çıkıyordu o benim oğlumdu. Bravo. Yani paramara evet. Almadan abisi şey etmişti. Şunu böyle göstereyim. Kameraman gösterir mi Ahmet abi? Evde bakım attım. Evet. Şöyle evet, size evet, göstereyim. Evet, evet. Şeyma Hanım. Sonra kamerayı alabilirsek hemen evet. Bakalım. Evet. Kamerayı yakın bir alabilirsen. Evet. Köprülü bak evde bakım. Şöyle çekeyim. Evet. Şey çıksın ablam. Evet. Şimdi biz dedik ki evde bakım yapalım. Nüfusun %60-%65'i 70 yaş üstü. Biz bunların tırnaklarını keselim, bayanların saçını boyayalım, tırnağını keselim, kaşını alalım, bıyığını alalım, tıraşını yapalım. Erkeklerin aynı şekilde yapalım, koltuk altına kadar her evet. Şeyini yapalım. Fakat 12 kişi müracaat etti. Bizde öyle bir şey var. Çekingenlik var. Şöyle çekingenlik evet. Var. Ya Yücel Akkoç'un Yücel Akkoç diyor ki, ya demezler mi Yücel babasına bakamadı da belediye babasını tıraş ediyor. Ya evet. Böyle bir mantık olur mu? Evet. Onun doğal hakkıdır. Evet. Yani sosyal evet. Belediyecinin asıl amacı budur. Yani halka bravo. Hizmettir. İçimde kalan tek sıkıntı odur. Onu yapamadım. İnşallah onu da hayata geçirirsem geriye dönük hiçbir eksiğim kalmayacaktır. Vaatlerinizi hemen hemen yaptınız mı diye sorsam? Şimdi bir biyoenerji var vaatlarımın arasında. Yazısı geldi. Bak Cumhurbaşkanımız Allah size de Cumhurbaşkanımıza da razı olsun. Onayladı. 200 daha önce 165 milyon diyorduk. Dolar yükselince 210 milyonluk yani trilyonluk bir biyoenerji şeyimiz onaylandı. Fabrikamız. Biyoenerji deyince burada da söyleyeyim de insanların kapılarındaki hayvan gübrelerini toplayacağız. Bunda elektrik üretilecek. 30 dönümlük arazide de bu alttaki buhardan dolayı meyve 2 günde bir salatalık yetişiyormuş. 2 günde bir salatalık. Evet, diğer enerjiyle evet. Evet, yetişiyormuş ve Kars, Ardahan'ın bütün genelini evet, sera. Lazım, evet. Ama bu biraz organik tipi bir sera evet. Olacak. Bunun yanında da bu gübreler paketlenecek ulusal marketlere dağıtımı yapılacak. Bir de Avrupa'nın birçok ülkesine. Onun için de 12.000-13.000 büyükbaş hayvan olması lazım. Bizde de ortalama 20.000 büyükbaş hayvan var. Allah nasip ederse Nisan ayında sonra ilk projeler, izin belgeleri biterse 65 insan da orada sürekli çalışmış olacak. Aynı zamanda iş evet. Olacak. Yani son şeyim olunca da bir şey kalmayacak. Bir de evde bakımları. Hayata güneş geçir. Enerjisi nasıl şu anda? Şu anda güneş enerjimiz 2020 yılının Aralık ayında beri üretime başlıyor. Kendi kendine üretiyor, satıyor.
Hiçbir kanser dönüş yok. Oldu mu? Tabii başladı ki. Mı? Yazları dönüyor. Kışları çok az dönüyor da yazları 15-20 bin lira arası yarayı dönüyor. Para bırakıyor. Çok evet. Güzel. Çünkü biz kredi çektik. 1400 belediyenin 5 kuruş parası gitmedi. Benim zamanımda tek borçlanma güneş enerjisidir. O da borçlanma demeyelim. Aras elektriğe yatıyor. Aras bizim taksiti ödüyor. Gerisini evet. Bize yatırıyor. Yani belediyemizde bir kalem bile çıkmadı. Yatışet devlet gibi mi oldu diyorsunuz? Yok bizimdir. Komple bizim. Evet sizin şu yani an. Bizim evet. Devir başımızdır. Yer de bizim. Evet. Her şey bizim. Başkanım peki yani sizin özelliğiniz ne? Yani şu an bu kadar şey vaat yerine getirmişsiniz. Köprülü içinde yani kötü bir amaçla söylemiyorum. Beni yanlış anlamayın. Küçük bir belde belediyesinin çok az nüfusa sahip olan bir yerin bu kadar gelişmesini sağlıyorsunuz. Yani görevi var ama sonuçta belediye başkanı olmuşum. Ben vaat ediyorum. Acaba partinizden dolayı biraz daha rahat davranıyor olabilir misiniz? Şimdi çok güzel yani fikir değerleriniz. Şimdi birincisi iktidar partisi olmak demek 5-0 maça önde başlıyor demektir. Yani sahaya evet, çıktın. Öyle görünüyor. 5-0 galipsin. Evet. Öyle görünüyor evet. İkincisi en önemlisi Allah bize güzel bir bölge milletvekili vermiş. Yağcılık olarak düşünmeyin. Kesinlikle. Estağfurullah. Göleli hemşerin olduğu için olmasın mı? Yok ondan değil. Bakınız Halak Belediye Başkanımıza da sorabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için söyleyeyim. Faruk Demir Bey'e de sorabilirsiniz. Damal Belediye Başkanımıza Ergin Bey'e de sorabilirsiniz. Biz gidiyoruz. Bizim için kapı kapı bizimle geziyor. Göle olduğu için olabilir yok, mi peki? Yok değil, değil. Bakınız kesinlikle. Çıldır'a bakınız. Şimdi gidecek yatırımlara bakın. Şu anda Çıldır Şeytan Kalesi'nden teleferiğinden evet, tut. Evet, doğru. Bilmem o bölgenin şeyinden tut. Şu andaki festivalin. Bakınız biz geçen de gittik Çıldır'la. Şimdi Posof'un nüfusu 2000. Posof'taki TOKİ'lere bakın. Doğru, doğru. Korkunç evet. Güzellikte. Yok milletvekilimiz bu anlamda yatay çalışıyor. Mimari. Doğru bir gerçektir. Şimdi Posof'a yıllar önce 50 trilyon, 60 trilyon tarla projesine para aktarmış. Doğru. Onun bir kısmını göle aktarabilirdi mesela. Şimdi yanlış bir algı var. İlk insanlarda. Önce göleden başladığı için mi böyle ama bir algı oluştu için. Acaba? Bakınız gölenin nüfusu 6000 küsür. Posof'un 2000. Çıldır'ın 2000 küsür. Bizimki 2000 küsür. Yani şimdi haliyle onların 3 katı. Yani şimdi burada biz oturuyoruz. Birimiz 12 saat çalışıyoruz. Birimiz 8 saat. Şimdi Fakir Bey 12 saat çalışana verecek 6 bin lira. 8 saat çalışana verecek 4500. Öyle değil mi? Hiç çalışmayacağı şeyime de vermeyecek. Şimdi onu bekliyoruz. Evet, bu konuda gerçekten. Şimdi milletvekilimizin desteğiyle biz de çok proje yaptık. Bakın benim gittiğim güne kadar Şeyma Hanım hiçbir proje yapılmamıştı. 21 tane yakın böyle küçük çaplı proje yaptık. Çok şükürler olsun çoğu da onaylandı. DAP'tan, SERKA'dan, Tarım ve Orman Bakanlığı. Bir dere ıslahı yaptık. Fakir abi inanıyor musun? 8 ay sürdü o pandeminin yasak döneminde dere ıslahını yaptım. Yıllarca oraya gübre dökmüşler. Dere koskocaman 20-30 metredir. Tıkanmıştı. Böyle evet. Kapanmıştı. Doğru. Ve tahkimatını yaptım. Avcılar sahilindeki gibi taş var ya ona tahkimat diyorlar evet. Belki çoğuysa. Tahkimatını yaptırdım ta aşağıya kadar. Bir kilometre aşağıda ablamız, yaşlı teyzemiz omuzlukla geliyordu. Belediyenin önünde dönüp bir çeşme vardı. Onun suyu çok meşhur. Evet. Oraya köprü yaptım. Artık geri gelmesin diye. O derede insanlar at sırtında gidemiyordular. Şimdi lüks arabasıyla gidiyor. Yani gerçekten çok büyük işler yaptık. Yani niyet bizden diyor, rahatım diyorsunuz. Niyet halis olunca Rabbim de evet, şey yolunu açıyor. Oluyor. Tabii bunun en büyük katkısı Orhan Atalay'dır. İnkar edemem. Yani ciddi anlamda her yaptığım projenin arkasında projeyi inceledi. Ha dedi ki bu iş için ben koştururum ve koşturuyor. Bu biyoenerjide de aynı şekilde. Cumhurbaşkanımızın onaylanması süresinde de bize Orhan Vekilim çok evet. Destek oldu. Burada kendisine teşekkür ediyorum tabii. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben orada bir siyaset miyaset düşünmüyorum. Noktayı koyuyorum yani yağcılık olsun diye söylemiyorum. Estağfurullah. Hayır canım. Yani yapıyor sonra çalışıyorsa evet. Da söylemek lazım. Evet. Allah size de onda da razı olsun. İstanbul'daki köprüler ne yapıyor? Bağlantı devam ediyor mu? İlişkiler nasıl gidiyor? Şimdi sanki burada biraz başkan dışlanıyor musunuz gibi geliyor. Buradakiler, ben diaspora diyorum. Buradakiler biraz öyle mi? Şimdi dışlanma demeyelim de Fakir Bey siz STK'nın başkanlığını yaptınız. Evet. Ciddi de bir hareket başlattınız. O hareketin devamı şimdi Orhan Çerkez başkan yürütüyor. Bakırköy'deki yerinize de gelmiştim. Evet, doğru. Beraber şey etmiştik. Öbür merkezinize de beraber geldik. Doğru, İşçi belgesine 3 defa gittik. Muammer Keskin başkanıma. Şimdi burada ırkçılık olmasın da kimse... Yani, biz Kürtler kimse bize takos olmuyor. Biz birbirimize takos oluyoruz. Yani bizde biraz istememezlik var. Şimdi benim dezavantajım şu. Benim orada hiç kimsem yok. O beldede. Bir beni yaratan Rabbim Allah'ım bir de ben. Amca yok, teyze yok, hala yok, kayınpeder yok, kayınço yok. Zaten rahmetli babam iki kardeşlermiş. Şimdi oradaki bir diaspora yok. Hiç kimse de vefat etti çoktan. Evet.
Biz 8 kardeşiz, 8'i de burada. Bostancı'da oturuyor 8'i de. Ben de Bostancı değilim. Oğlum engelli olduğu için, kaynanam burada oturduğu için geldim Esenyurt'a. Haliyle şöyle yanlış bir algı var. Diyor ki ya bu adam tek başına gitti. Böyle bir şey yaptı. Fakir abi de diyor ki ya biz burada 22 kişiyiz. Biz bir şey yapamadık. Bu adam bizi gölgeledi diyor. Sıkıntı burada. Sıkıntı. Halbuki gölgelemedim. Orada onlar yine yaşıyor. Onların çocukları yaşıyor. Evet. Onların yaşları yaşıyor. Bakınız ben şunu da söyleyeyim. Ben 620 aileye gıda desteği verdim. İlk defa tarihte Köprülü Belediyesi benimle gıda desteği vermiş. Bakınız ilk defa. 25 aileye hiç kurban kesmeyen 25 aileye koyun ve koç dağıtmışım. Böyle reklam yaparak değil. Akşam götürmüşüm, kangonun evet. arkasında kapısına indirmişim. 170 aileye giyim yardımı yapmışım. Evi yanan 2 aileye A'den Z'ye çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kettle'ına kadar A'den Z'ye diyorum. Bir evde ne varsa vermişim. 28 tane aileye inşaat yardımı, 24 aileye nakit yardımı yapmışım. Şimdi o düz köylerdeki kepçe yardımından tut vidanjörüne kadar, Varginisinden tut, Çardağ'ından tut, Çoban Köyü'nde tut, sürü gidene kadar ben gönderiyorum. Köye yani bağlan demeyimize beldeye bağlan dediğimizde de bağlamıyorlar. Bilirsin yani olur. Bağlanma meselesi değil. Yani böyle bir yapım var. Yani Şeyma'nın bana oy verdi, Fakir Bey bana oy vermedi. Öyle bir düşüncem olmadı. Ben de önce her seçimde kahveler arasında biraz tatsızlıklar olurdu. A kahvesine giden B kahvesine gitmezdi. Ama ben o şeyi kırdım artık. Evet. Herkes iç içe. Bir sürtüşmeler, bir kavgalar olmadı. İnsanlarda barış, sevgi, kardeşlik zaten, oldu. Evet. Şimdi bu kadar bir şey içinde koşturuyoruz. Bir hareket içinde. Kulvar içinde. Evet. Takoslar haliyle, çıkıyor önünüze. Yani takos da demeyelim de bence şey. Çekemiyor mu? Bilgisizlik diyelim. Yani şöyle diyelim. Biz gelişmek için birbirimizi desteklememiz lazım. Ben şey derim. Kobuk yemişiz. Kobuk. Biraz hainlik mi var diye anlamadım. Şimdi ben kimseyi... Ya başarılı bir insan varsa karşıda belediye başkanı için bizi de sizin de doğru eleştiriyorlar. Yani zaman zaman belki ilçe belediyesiyle büyük Ardahan Merkez Belediyesi'ne ya işte bir köprülü yazılıyor da. Yazılıyor ama yapılıyor da bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Bir çaba var burada. Şimdi Fakir Bey ben inanıyor musunuz? Son 6 aya kadar doğru dürüst belediyede bir gün oturmamıştım. Her gün Ankara'daydım. Her gün Ankara'da, İstanbul'da, orada ne bunu, yapabilirim? Ne yapabilirim ama Rabbime şükürler olsun bunların şeyini aldık karşılığını. Karşılığını. Uykusuz kaldım, aç kaldım. Bakan yardımcıları saatlerce beklediğim oluyordu. Burada belki doğru da değil. Adam kamerada bakıyormuş ya bu adam yine mi geldi? ben de diyordum ki ben burada yatacağım, gitmiyorum. Şunları vermesen evet. gitmiyorum. Yani çöp toplama aracı yoktu, kepçesi yoktu, oyu yoktu, bu aldığımız araç yoktu, yangın söndürme tankı yoktu. Yani yok oluyor. Çöp konteynerleri yoktu. Şimdi evet. neyi anlatmaya çalışıyorum? Yani bir belediye binasını soyundurdum sil baştan. Doğru. O geldim yakışır şekilde yaptık. Yani şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Temizlik desen o biçim süpürülüyor, temizleniyor. Bütün okullara malzeme desteği vermişim. 4 tane okul var. Hepsinin bahçesine oyun grubu kurmuşum. Taş çok yapmışım. Güzel. Çimentosunu, kumunu vermişim. Yani altındaki granitini vermişim. Bu yokluklar içinde. Yani şimdi ben diyorum kurbanlık ver, bu belediyenin parası değil. Giyim de belediyenin parası değil. O 620 gıda paketi var. Formate gıda paketleri değil. Yanlış anlamayın. İki kişi var. Kaldıramadı. Yani sırf yurt evet. olsun değil. 200'ü belediyenin bütçesinde. 420 sizin gibi insanların şeyinde. Şu anda gezdiğiniz, dolaştığınız İstanbul, Ankara, Batı'daki köprülerin desteğiyle mi diyoruz? Yani yoksa köprülerin dışı diyelim. Evet. Köprüde sadece turizmciler. Sultanahmet'teki mesela bizim arkadaşlarımız var. Alihan Bey. Akkoç, Zafer Aras, Kubilay Aras, Metin Polat, Deniz Akkoç, Alican Mert. Evet. İsmini şimdi söyler misin? Affetsinler beni. Şimdi burada bizim Engin Doğru var. Ertekin Baysal var. Bu tür arkadaşların Şerif Ateş var. Mesela çok Şerif güzel, Bey'in evet. bana çok evet, şey evet. oldu, desteği oldu. Ateş Sanki. İş adamı da Ateş Sanki evet doğrudur. Şimdi Orhan Çerkez var. Sizin rakibiniz değil mi? Ya rakip ben bıraktım orayı. Evet. Hayır, şey o da işte çabalıyor yani. Buradaki insanlar diyalog kurur. Ha, evet evet. Konusunda okul konusunda. Kimden Allah ne herkes, koparabilirim belde için. Vallahi herkese evet, gibi yalvarıyorum abi. Yani gerçekte başkanım. Yani, siz bu arada karda burada mıydınız bu İstanbul'da? Evet. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Buradaydınız. Şimdi Köprülü'de yaşadığınızı düşünün. Şu an Köprülü'de bir eviniz var. Orada hayvanlarınız var. İşte ailenizin hepsi orada. Bütün sene yani ömrünüz boyunca Köprülü'de yaşamışsınız. Sonra dışarıdan İstanbul'da yaşayan bir adam geliyor. Seçimi alıyor.
Hiç köprüde yani bir süre belli bir süre kalmış köprüde. İstanbul'da parasını kazanıyor. Orada daha rahat bir geçim sağlıyor. Geliyor diyor ki ben köprülüye başkan oldum. O zaman o yönden bakarsanız eğer demez misiniz bu adamın burada ne işi var? İşte Fakir Bey'in sürekli kullandığı terim çantacı ilk başka yerde yaşayıp. Mesela Ardahan'da bu çok meşhur ve bu beni yani ben bir Ardahanlı olarak ya da şu an bizi izleyen tüm seyircilerimizin yerlerinde olarak atanmışlar dediğimiz şeyler var. Evet. Bakanlarımız, milletvekillerimiz başka yerde yaşıyor. O ilin sorunlarını, sıkıntılarını bilmeden geliyorlar. Orada çok rahat bir şekilde başkan, milletvekili olabiliyorlar. Şimdi ben olsam aynı şekilde ben de kızabilirim oradaki. Bu tepki mi koyuyorlar size şu an diyor. Şimdi, yani siz olsaydınız böyle düşünür müydünüz? Onu merak ediyorum ben. Şimdi ben orada yaşasaydım öyle düşünürdüm. Yani o beldede yaşasaydım, o dört mahallede yaşasaydım öyle düşünürdüm. Ama şunu da biraz bencillik, egoist olacak. Benim dışımda kim gitseydi taş üstüne taş koyamazdı. İddia ediyorsunuz. Dışarıdan gelen biri olsaydı belki... İçerideki arkadaş dışarıdaki fark etmez. Dışarıda da gelmişti üç tane arkadaş. Yani, daha önce de gelmişti. Yani şu anda benim zamanımda dışarıdaki arkadaşlardı. Birincisi iktidarın gücü. İkincisi biraz hiperaktifim. İstemek. Yani istemek, ben Fakir abiden arzulamak. Şu kalemi alacağım dedimse evet, alırım. Evet, öyle bir arzulamak. Şeyim var. Yani vazgeçmem. Onu alana kadar öyle ben bir... buraya seçildim. Benim bakın, görevim var. Yapacağım. Keskin Bey'e kaç defa gittim. Evet. Başkanım çağırdı sağ olsun. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hep set örmesine rağmen ben yine gittim. Yani kim olsa ya bu adamda bir ışık yok dersin. Dersin. Ama ben bıkmıyorum. Ben gerçekten çok hiperaktifim. Bu seçe insanlara gece bir şey vermeye çalışıyor. Benim durumlarıma bakarsanız gece 2-3'te 3'te uykum gelmez. Bu gece şu yol kapalı işte. Diyorum. Şu ev kapalı. Şu kadın yarın hastaneye gidecek. Neyle gidecek o kafama takılıyor. Yani bu ablam, bu teyzem neyle hastaneye gidecek? Bakın Fakir Bey ben bir tane araba alacaktım. Şansımıza dolar şey fırladı Mark. Engeli taşıma aracı yapacaktım. Bir Volkswagen alacaktım. Tam ihaleye çıktım. 18 bin liraya dayandı. Evet. Döviz. Bizim ihale limitimizin üstüne çıkamıyorsun. Bir şey bir daha yeniden yani, yer evet. Yapmak lazım. Evet. Şimdi bir daha yeniden yapacağız. Allah nasip ederse diyorum evde bakın. Şimdi insanları bedava hastaneye götüreceğim. Tekerlekli sandalyesiyle binecek, sedyesiyle binecek. Sağlık ekibiyle binecek. Şimdi bu aşağı. Onlar için bir şanstır. Ben açık söylüyorum. Ben artık aday değilim. Benim vekilime de söylüyorum. Burada belki izliyor. Ben aday değilim. Çünkü bana göre değil. Köprü benim engelli babasıyım. Şartlar bana uygun değil. Ben çocuğumun da tedavisini o yüzden öteledim. Ama seçilmişken en güzel şeyi yaparak yapayım. Bir eser bırakmaya çalışıyorum. Yani arkamda demezsin şunu bıraktık. Doğru. Bunu kim yaptı? Fakir Bey. Bunu Fakir Bey. Bundan sonra gelince bir şey eklerse tamam. Gurur duyarız. Evet. O çocuklara vermem gerekeni verdim. Benim için en büyük mutluluk gönlünüz o. Gönlünüz rahat ya. Çocuklardan bahsederken başkanım bir de sizin çocuklarınız bu ara dayak yemişler. Mafyaya rastlamışlar. Okul mafyasına. Şu an tartışma konusu nedir bu? Ben de bir haber yaptım. Şimdi ben yani... sizin gazetede de okudum da keşke de ben o arka, birisi de benim belediyede çalışan şoför arkadaş. Evet. Birisi de şu anda bana vekaleten bakan belediye başkanım torunu. Vekaleten bakan meclis üyemin torunu. Çocuk anne babasına ayrı yaşadığı için dede bakıyor. Evet. Biz de dede diyorlar, büyük baba diyorlar. Şimdi burada milli eğitimi savunayım, açığa çıkarayım değil. Çocuklar ne annesine ne babasına ne de okuldaki rehber öğretmenine müdüre bir şey dememişler. Yaşadıkları sorunu anlatmamışlar. Ta ki bizim şoförün çocuğu İstanbul'da abisi yanına gelip abisi onu Covid aşısı için doktora götürdüğünde hemşire hanım demiş bu madde bağımlısı gibi algılamış. Bakmışlar ki çocuk şiddetlenmiş. Olay orada ortaya çıktı. Hoş bir olay olmadı. 5 tane mağdur çocuk var. Şu anda 2 tane de tutuklu var. Kim şiddetlemiş başkanım? Aynı köyün çocukları. Bunlar lise 1, onlar lise son. O lise sondaki çocuk bir çocuk. Yani çocuktan şey mafya özlemişler sözüm ona araç almaya çalışıyor. Şimdi başkanım bakın işte aile çok önemli. O çocuğun da babası engelli gibi feşli gibi. Evet. O çocuğun ismini söylemiyorum da. Suç işleyen. Bir numaranı. Böyle zaten köyün dışında çok mağdur bir babası var. Anne kaçıp gitmiş çoktan. Sorun var evet. Sorunlu aile. Ayrılmış. Sorun aile evet. Çocuk da belki de topluma karşı öyle bir tepki bir kinle tepkisini gidermeye yine çalışıyor. Kazanmak onlar lazım da mi? Bizim çocuğumuz. O mağdur olanlar da bizim çocuğumuz. Evet. Yani Rabbime şükürler olsun. Bu bir iki jiletleme şiddet olayının dışında bir şey olmamış. Bir de bunların harçlıkları yani fazla da jiletleme yok da bu çocukların paralarını el koyuyormuş. Evet. O çocuk. Sonra şimdi ne oldu? Ne durumda bu? Şimdi tutuklandı o çocuk. İstanbul'a kaçıp gelmişti. İstanbul'da herhalde tutuklanmış.
Başka bir çocuğun ismini yine vermişler. O da burada tutuklanmış. Okul idaresi, Milli Eğitim hiç mi suçlu değil? Yani hiç görememiş mi, takip edememiş mi, duyamamış mı? İnanıyor musunuz? İl Milli Eğitim Müdürümüzden, ilçe Milli Eğitim Müdürümüzden herkesle görüşme yaptık. Daha doğrusu mağdur çocukların babasıyla görüştüm. Hiç öğretmen hiç söylememişler. Öğretmen bir iki şüphe tutun. Evet. Yok demiş, biz aynı köylüyüz. Şey yapıyoruz. Öyle bir korkutmuş ki çocukları. Anladım. Yani çok şükür. Yani onun hiç dışında bir şey yok. Değil, çocuklar olay da kavgası diyelim. Yargıdadır. Yani cezası neyse çekecek. Aynen. Başkanım ben şey sordum yeniden. Biz kar tipi diye tartışıyoruz. Biz de bu arada şey dedik yol boyunca Ardahan'dan geldik. İstanbul karını siz nasıl gördünüz? Yani tartışmalara nasıl katıldınız? Yani belediyecilik olarak ben belediye başkanı olsaydım böyle yapmazdım veya daha iyi yapardım. Partizilik olarak değil de tam olarak. Yani İstanbul'da ne yaşandı? İki belediye koptu. Başkanı olarak. Eğer meteoroloji daha önce bu kadar şiddetli olacağını söylemişse evet. Bilmiyorum söylemiş mi söylememiş mi. Şimdi bilmeden yorum yapmak da bir tarafı suçlamış oluyorsun. Kar küreme araçları yetersiz kaldı. Yani sayı olarak değil. Kar küreme araçları belli noktalarda bekliyordu. Sahaya inemedi. Sahaya, gördük biz de gördük evet. Sahaya inemeyince yolu açamadılar. Niye açamadılar? Herkes yolda kaldı. Kar küreme araçları ilerleyemedi. Çıkamadı. Kendi gidemedi. Evet, çünkü birisi de ben gişelerde kaldım. Aracı park ettim. Aracım kalmadı. Önü kaldığı için. Evet. Çeker. Evet. Belediye kardan makamak. Kalmadık yani. Trafikten. Kaldık. Önde gidemeyeceğim. Kar küreme araçları eğer belli noktalarda olsaydılar o ön tarafı açsaydı o trafik akardı. Ama çok şiddetli bastırdı. Bastırınca da böyle İstanbul felç oldu. Bunlar da bizim yukarı alışık değil. Ya iki günde evde kalın. Siz bir belediye başkanı. Kar lastiği yok. Bir şeysi yok. Yola çıkmış ya. Çıtı pıtı böyle arabayla. Evet evet evet. Araba böyle oynuyor. İncecik doğru. Küçük arabalar. Doğru. Spor arabalar var. O haliyle de. Bir belediye başkanı olarak İmamoğlu'na belediye başkanı olarak puanınız nedir sizin? Yani ben yorum yapamam. Yani bir puan, 10 puan, 5 puan. Yok. Teşekkür ederim. Ama ben sonuçta bir ana hartel. Şey tartışılıyor bir de yani. Şimdi ben AK Partili belediye başkanı oldum. Şimdi eksi de versem artı da versem doğru olmaz. Halk onun puanını vermiştir. Peki zaten. Ulaştırma Bakanı'na bir puan verin. Ya Ulaştırma Bakanı. Ya sizin iktidarın elindeki şu anda karayolları şey asıyorlar ya. Ana arterlere karayolları reklamları yapılıyor. İşte şunu yaptık bunu yaptık diye. Karayollar burada şey miydi? Başarılı mıydı sizce? Ben karayolların kapanıp Bolu'da kapandığını biliyorum. Gerede Bolu'yu. İstanbul çok... merkezi de ama ana arterler var onlara ait. Yani şimdi. Havaalanı inemediler. Onun puanını da Cumhurbaşkanımız vermiştir. Ne diyorsunuz? Orayı çok karıştırmayalım diyorsun. Evet. Başkanım ama ben şuraya girmek istiyorum. Ardahan'ı tüm ilçeleriyle normal siz de orada belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Öteki ilçeleri işte merkezini değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl gidiyor? İşte neler görüyorsunuz? Yani siz mesela bir daha seçime katılmayacağım diyorsunuz. Giderken Köprülü'ye bir miras bırakacaksınız. Bir de fikir bırakacaksınız. Bunları da yapabilirsiniz diye. Şimdi Ardahan merkeze, Çıldır'a, Posof'a ya da şu an bizi izleyen öteki bir sürü şehir ve ilçelere. Yani daha bir sürü küçük şehrimiz var, işte ilçelerimiz var, köylerimiz var. Bunlara ne yapılması gerekiyor? Nelerde eksiklikler var? Ardahan üzerinden böyle şeylerden bahsedebilir misiniz? Şimdi önce Ardahan'a üretim amaçlı bir şeyler yapılması lazım. Yani iş gücünün ortaya çıkması lazım. Bunun için tarım ve hayvancılık, tarım ve hayvancılık alanında şu anda Tarım Bakanlığı, Orman ve Tarım Bakanlığı'nın ciddi anlamda hibe projeleri var. Evet, destekleme. Bunu da belediyeler üzerinde vermiyorlar. Şahıslar üzerinde veriyorlar. Çok ciddi hibeler. Bakınız kırsal tarımayı atmışlar internette. Doğru. Şimdi mesela Fakir Bey Ardahan'da 25 tane rezidans yapsa diyor ki %65'ini ben veriyorum diyor. %35'le bedava 25 tane şeyin sayın doğru, oluyorsun. Destekliyorsun. Arıcılıkta %75'e kadar hibe veriyor. Diyor ki sen bir kamyonet alırsan yanındaki aracın da %50'sini ben ödüyorum diyor. Kaça aldın diyor 100 lira 50'si bende. Şimdi biraz da biz asgari ücret, iş kur nasıl girerim? Bir an önce devlet memuru, masa başı. 4250 lirayla nasıl çalışırım değil. Biz üretime nasıl katkı sağlayabiliriz? Alanında bir şeyimiz, çabamız yok. Yani buradaki bizim iş adamlarımız da oraya bir katkılar yok işin doğrusu. Yani gerçekten küçük bir katkıları, atölyeleri sadece tekstil değil, tarım ve hayvancılık üzerine destekleri olsa mesela taş işleme, benzeri şeyler, kumlama, kum. Biz kumu şeyde alıyoruz işte, Kosor'da, Şenkaya'da. Kum oradan geliyor. Ne kadar ayıp. Halbuki doğru. Bizim her tarafımız dağ taş. Her taraf taş. Doğru, doğru. Şimdi onun için bizde de bir üretme, şey yok. Üretim yani yok. Şey yok, şevk yok. Her bir yerde 20-30-40 kişi çalışsa Ardahan nüfusu 22 bin değil 82 bin olur. Bununla ilgili yerel yöneticilerin bir araya gelip bir kooperatif oluşturmaları lazım bu hayvancılık ve tarım üzerine. Bir de bu inşaat,
sektörü için kum ve benzeri çimento üzerine üretmemiz lazım. Üretmediğimiz sürece İstanbul'a kaçışlar devam edecek. Evet. O ilçeler de kapanacak. Bu yönde diğer belediye başkanları ve sizin bir projeniz var mı topluma anlatmak adına? Şimdi bir ara il belediyemiz bizi topladı. Hı hı. Dedi ki bir iş adamımız var. İşte şu tohumları verecek, herkes ekecek fakat hayata geçmedi. Yani geçseydi, gerçekten biz 7 tane belediyeyiz. Dayanışmamız iyidir. Pek birbirimize çekişmemiz yoktur. Evet. Yani o konuda bir sıkıntı yok ama maalesef üretimle ilgili hiçbir adım atamadık. Bir bizle Göle Belediyesi şey yaptı, Güneş Enerjisi. Hanak Belediyesi'yle bir Güneş Enerjisi yaptı ama müteahhit üzerine yaptı. Doğru. Yapıştır, devret. İşte biz de bir biyoenerji yapacağız. Bir 65 kişilik bir iş alanı oluşturacağız. İnşallah Hanak'ın da Çıldır'ın da Posof'un da bununla ilgili projeleri var. Pandemi dönemine denk geldi. Fazla başkan bir belediye birliği başkanı değişti. Bir anda istifa etti. Ben orada yoktum. Herhalde size istifa nedeni neydi? Birlik ne anlama geliyor? Şimdi belediyeler birliğin asıl başkanı Fatma Şahin'dir yani Türkiye'nin genelinde. Evet. AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım'dır. Bir de illerde temsilen birer arkadaş seçiliyor. Bu da seçimle oluyor. O orayı temsil ediyor. O orayı temsil ediyor. Evet. Göle yani, belediye başkanı seçildi. Siz yoksunuz evet, değil mi? Evet, daha önce Çıldır'dı. Hı. Çıldır Belediye Başkanımız Yakup Bey ayrıldı. Zaten normal seçim süresi değildi zaten. Doğru, istifa etmiş. İşlerin yoğunluğundan dolayı ayrıldı. Göle Belediye Başkanımız İlhan Gültekin seçildi. Yani herhalde bizim Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar da seçimde çekilmişler. Öyle duyum aldık. Daha önce de seçime girmediler. Ardahan Başkan diyor ki ben seçime gitmeyeyim diyor. Ben belediye başkanı olduğum için bana vereceksiniz. Yani il belediye başkanı olduğum için bana verin demişler. Daha önceki seçimde de öyle çekildiler. Evet. Seçime girmediler, terk ettiler. Yani hayırlı olsun İlhan Başkanım için de. Yani Faruk Başkan olsa, Fakir Başkan olsa, yani önemli olan en tepede olmak. Bir şey yapabiliyor musunuz? Evet. Yok, orada bizim fazla bir gücümüz en yok. En tepedekiler Ardahanlı olarak. Köprülü olarak. Hayır, özür dilerim. Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Ardahanlı olmuş. Hem de Göle'de. En tepedekiler size yardımcı oluyor ama. Şimdi onlar Belediyeler Birliği'nde değil. Cumhuriyet Halk Partisi. Yok anlamında yok. Biz İstanbul'da Cumhurbaşkanı başdanışmanları var. İşte İstanbul milletvekilleri var. Ardahanlı olup da buradaki hemşehrilerimiz için diyorum ben. Şimdi, siyaseten. Tülay Kaynarca Hanım bize çok çabası oldu. Bugün Avcılar'daydı herhalde. Evet. Bugün mü? Evet. Gerçekte Tülay Hanım'a sizin huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Posof kökenli milletvekilimiz. Tülay Hanım'a ne kadar gitsem randevu da veriyor. Benim için bakan yardımcıları, bakanları da arıyor. Şamil Ayrım abimiz var. Arıyor. Evet, Allah razı olsun kendisinde. Burada kendisine saygılarımı sunuyorum. Yani katkı sunuyorlar. Yani biz onlara da gidiyor, onlar da bizi Orhan Hocam'a yönlendiriyor. Sizin diyor çok çalışkan bir vekiliniz var. Arı gibi çalışıyor. Ama Orhan Hoca'ya yönlendirirken şöyle bir şey çıkıyor bir de. Diyorlar ki Ardahan'da AK Parti'yle de hatta şikayetçiymiş. Ne adım atırsa Orhan abinin haberi var mı bu işten diye bir şey var. Hep Orhan abiye yönelince Orhan abi merkez mi oluyor? Yok, Ankara'da da. Yok, işte Ardahan'da da öyle oluyor. Yani Ankara'dakiler de öyle diyor, demek ki öyle diyorlar. Yerelde de öyleymiş yani. Bir daire müdürüne gidip de bir sorun çözmeye çalışıyorlarmış. Daire müdürü diyormuş ki Orhan abinin haberi var mı bu işte? Sizin de giderken Tülay Hanım da diyor ki benim işim her ne kadar olsa destekliyorum ama haberi Orhan var mı demiyor. Evet. Diyor ki Orhan hocamı da devreye sok, o da evet, oraya beraber arasın. Evet. Anladım. Ya Ardahan'da öyle bir şey yok. Gerçekten küçük bir ildir. Yani siz yıllarca orada esnaflık yaptınız. Gazetecilik yapıyorsunuz. Bir yemek veriyorsunuz. Ya biz biraz abartmayı seven toplumuz. Anadolu'nun çoğuysa da Ardahan'la ilgili değil. Seviyoruz. İstanbul'da kimse kimseyle uğraşmıyor. Kimse kimsenin kravatına bakmıyor. Gerçekten. Herkes evinde çocuğuyla akşam nerede gezebiliriz, nerede stres atabiliriz, hangi tiyatroda ne var, nerede sinema var dediyken biz fakir... Biz çeper dibine dedikodu mu yapıyoruz? Fakir Yılmaz kiminle gezdi? Müjdeleri gitti. Kıyas ne yaptı? Onun derdindeyiz. Onun için gelişemiyoruz. Bırakın birbirimize didişmeyelim. Doğru. Yani Yücel'e biraz daha destek verelim. Burada bunları anlatıyor musunuz yani bizim o şikayetçi olduklarımıza, özellikle diaspora kesimi? Ya ben her toplantıda diyorum ki dedikodu kültürünü bırakalım. Bir yolsuzluk varsa gelin belediye deyin ki işte Fakir Yılmaz şu binayı yaptı. Evet. Ya bu bina 2 lira olmaz, 1,5 lira olurdu. Bu 500 lirayla siz kırıştınız mı? Dediniz, onu çıkarın, belgeleyin. Fakir Bey, ben burada bir şey söyleyeyim, etik değil. Bir insan yolsuzluk yapmak istiyorsa ihaleyi Göleli'ye vermez. Göleli yarın kafayı bulur, Göleli'yi... Kızar ya da bir anlık kafası bozulur. Der ki ben Yücel Akkoç'a 10 lira verdim. 10 lira verdim. Evet. Verdiğim hepsi oradadır. Hepsi de şimdi dinliyor. Desin ki Yücel Akkoç bizim yemeğimizi yedi. Şerefleri namusları varsa.
Yemeği de ben yedim. Helal hoş olsun. Yemekleri evet. de ben yedirmişim. Evet. Desin ki biz Yücelal Koç'a bir kalem aldık. Rabbime çok şükürler olsun. Onun için alnım açık. Vicdanım evet. rahat. Ve çok da sıkı pazarlık yaparım. Son işte de arkadaş yine 76 bin lira zarar etti. Birisi Kuzuk Güven Doğan diye bir arkadaş aldı. Alper Öztürk aldı bizim iki tane taze evimiz. O da çok şükür 85 bin lira zarar etti. Evet, evet. Müteahhitler zorda işte zorlanıyor. Şimdi onun için öyle dışarıda kolay gidiyor. Ya şimdi sizinle geziyorum ya müteahhitsiniz. Ya şuraya bak kol kola girmişler. Oo. Kef, ya hep para olsa ne olacak? Paraları getiriyor. Bütçe para ne kadar şu anda? 5 bin lira. 5 bin lira. Hep para, o da hepsi para değil ha. Evet evet. Hayali bütçe. Hayali bütçe evet. Para bana gelmiyor. Doğru. Kaç kişi çalışıyor? 14 kişi dair. Geliyor bak bize gelen para bir personel maaşı gelmiyor. Hiç maaş gelmiyor. Gelen para mazota gidiyor. Evet. Şu anda borçlarına gidiyor. Bu ay benim 140 bin lira mazot harcamışım 82 bin lira para gelmiş. Bir de personel maaşı var 220 bin lira. 300 bin lira açık vermişim ama borçlanmamışım. Nereden gelmiş? Nasıl yapıyorsunuz onu? Gidip yalvarıyorum ağlıyorum işte. Evet diğer bakanlıklar. El ayak şey. Öpe öpe artık. Evet, estağfurullah. Gerçekten. Şimdi onun için Allah razı olsun hükümetimize de, vekilimizde de, bakanlarımızda da ben de belediye olduğu için destek oluyorlar. Bakıyorlar ki bir gelir yok, hayvancılık çok. 22 fakir ve 4 tane sondajımız var. Suyu elektrikle kullanıyoruz. 2026 yılının kadar, 2012 yılında bir ihale yapılmış. 2026 yılına kadar her ay su borcunu İl Banka ödüyoruz. O ihalenin bedelini. Kaynak su yok, enerjiyle almak zorunda evet. kalıyoruz. Doğru mudur? Siz musluğu açtınız mı elektrik saati çalışıyor. Evet. Şu anda ciddi söylüyorum. Yılda ortalama 200-250 bin lira vatandaş yerine elektrik parası ödüyoruz, su parası. Başkanım ama kırtosunu olan o suyu içerken kira 300 lira para alıyoruz. İlk defa bu sene koyduk. Aylık değil. 6 ay boyunca 300 lira. Tosu su başına 1 lira bile gelmiyor. Su parası mı? Evet. 300 lira. Evet. evet. 6 ayda. Ama ya bu anlayışta olması lazım yani. Burada 300 liraya zaten en az 5 bin lira kullanıyor doğru, da 300 doğru. lira alıyoruz ki şey olsun yani öbür vatandaşa ayıp olmasın diye. Başkanım bu desteklemelerden bahsetti de tarımla ilgili ya desteği alıp da gerçekten tarımcılık arttı mı bu son 10 yılda? Yani yoksa kağıt üzerinde mi destek veriliyor da? Şimdi mazot takip mi edilmiyor? Desteği var. Yani tohum desteği var, mazot desteği var. Evet, traktör desteği var. Var. Şimdi bu 2 yıl çok kurak gitti. Ekerler de oldu. Olunca da karşılığı alamadılar. Alamayınca da insanların çoğu tarlalara yönelmedi. Yönelmeyince de Diyarbakır'da saman ihtiyacını gidermek zorunda kaldı. Maalesef. Bu sene çok kötü bir yıl oldu. İnşallah bu sene bolluk olacak. Her yere kar yağdı. Evet öyle görünüyor. Ne kadar var? Kar çok mu sizin? Çok. Beklediniz? Çok. Aşırı kar var. Ne kadar da bir gidip geliyorsunuz başkanım? Ben bu ara çok kaldım. Ben genellikle gelip gidiyorum. Biraz da sağlık sorunlarım var. Film ilimler çektirdim. İnşallah onların sonuçlarını Marmara Üniversitesi'ne yük ediyorum. Onları bitirince artık bir de Mayıs'ta Haziran'da geliriz. Örneğin son olarak Turgay Akpınar'a gittiniz. Ne gibi bir söz aldınız? Ne yap? Nasıl bir yardımcı yani, oldunuz? Veya şu anda Çanakkale Geyikli dahil olmak üzere Dilovası İstanbul Metropolü'nde de belediye başkanı var. Dediğimiz gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da Ardahan'da. Bunlarla yani son fakir bu kamyonu alabildik diyebileceğiniz var mı? Şimdi bizim şanssızlığımız bizim hemşehrimiz olan Ardahanlı 3 tane belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Burada İstanbul'da bunlar ama Dilovası'nda evet. var. Dilovası'nda işte. Bir belediye başkanımız var. Veya diğer peki. belediye başkanı, kardeş belediye başkanı diyoruz ya örneğin şart değil Ardahanlı mesela. Anladım. Tokatlı, Yozgatlı. Bizim Giresun'da, Yakutiye, Erzurum. Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Erzurum. Erzurum, Yakutiye bizim kardeş belediyemiz. Evet. Kardeş belediyemiz bize köyün giriş tabelelerini o tabeleler yaptırdı. Evet. 120 bin liralık da demir desteği verdi bu yüzü sağ olsun. 80 bin lira da iki tane çok özel kabele yapıp gönderdi. 10 tane çöp konteyneri gönderdi Mahmut Uçar Bey, Doktor Mahmut Uçar. Katkıları oluyor yani. Yani Yakutiye Belediye Başkanımız gerçekten güzel bir insan. Kendisi doktor, tıp doktoru. Burada kendisine teşekkür ediyorum. Ben şanslıyım o konuda yani. Başkan sağlık ocağınız var mı sizin? Var. Fakir Bey bir reklam arası verelim. Hemen ondan sonra dönelim olur mu? Tamam önce reklamlar diyelim. Reklamlar. Çarkın dönmesi için ekrana şart. Buyurun. Tempo TV sizin kanalınız.
20 yılı aşkın tecrübe ve deneyimimizle kendi modellerimizi kendi atölyelerimizde özenle tasarlayarak gerek yurt içi gerekse yurt dışında sevgili müşterilerimize en yeni ve gözde trend ürünlerimizi kaliteli kumaş ve uygun fiyat ile buluşturmaya ilke edindik. %100 müşteri memnuniyeti ilkesiyle yola çıkarak online, toptan ve perakende mağazamızı kurduk. İstanbul Fatih Mercan'da toptan ve perakende mağazalarımızda Türkiye ve dünya genelinde ürünlerimizi BM Fashion kalite garantisi ve güvencesi altına ulaştırıyoruz. BM Fashion ile en trend moda ürünlerini uygun fiyatlara giyinin, kendinizi iyi hissedin ve mutlu yaşayın. BM Fashion ile güzel giymek herkesin hakkı. Bizim için bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv. İlkeli duruş, benzersiz hizmet. Batıdan doğuya memlekete yatırım Polatlar Tekstil, Ahmet Polat, Erhan Polat, Muharrem Aktaş. Çapanlar İnşaat'tan 3. etap bloklarında güzel imkanlar. Kura Nehri ve Ardoğan Ovası manzaralı lüks daireler. Uygun fiyatlar, hemen anahtar teslimi. Arayın, Kafkasya'nın başkentinde ev sahibi olun. 0532 796 2531.
Yapanlar İnşaat'tan 3. etap bloklarında güzel imkanlar. Kura Nehri ve Ardoğan Ovası manzaralı lüks daireler. Uygun fiyatlar, hemen anahtar teslimi. Arayın, Kafkasya'nın başkentinde ev sahibi olun. 0532 796 2531. Merhaba sevgili seyirciler, ben Maide Akdemir. Bu hafta Tempo TV'de Hayattan Yansımalar programında oyuncu eğitmen İlter Kapıcı konuk olacaktır. Her pazar saat 16'da birbirinden değerli konu ve konuklarla Tempo TV'de Hayattan Yansımalar programıyla beraber olacağız. Ramazan Yalçınkaya sizlerle. Ve uşağının bu haftaki konukları müzisyen Tuğba Gülyeşil. Ve öğrenci Melike Demircan olacaktır. Z uşağı her pazar 17.45'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Hayalim burada sana, içtim sular sana, canım darılma bana da, canım kurban sana. Hayalim burada sana, içtim sular sana, canım darılma bana da, canım kurban sana. Nuri Çetinkaya ve Emrah Çetinkaya sizlerle. Müzik keyfinin bu haftaki konukları İzzet Aydın, Neslihan Örs ve Ercan Diken olacaktır. Almışım senin yoluna, sevdamı salmışım senin, saçının teline yanmışım senin. Müzik keyfi her pazar 19'da sizin kanalınız Tempo TV'de. İbrahim Bağış sizlerle. Dayacak gönülleri coşturacak, bir şarkım var patlayacak, yürekleri hoplatacak, diskolarda hep çalacak. Sıkı durun geliyorum, herkes dinleyip kopacak. Sıkı durun. İbrahim Bağış Show'un bu haftaki konuğu Bedirhan Benek olacaktır. İbrahim Bağış Show her pazar 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Burçlar, gezegenler, gökyüzü, astroloji, doğum haritası ve daha birçok soru bu programda yanıt buluyor. Hülya Nida'nın bu haftaki konu Pilates eğitmeni Dilek Demirci olacaktır. Hülya Nida ile astroloji ve hayatın içinden her pazartesi 15'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Toprak Kutlay sizlerle. Belki yarın ölüm gelir bilemezsin, varın yoğun senin karın. Bir şiir bir türkünün bu haftaki konukları Cengiz Temel. Bu bendeki insan seven özüme, göz ne yapsın göz ne yapsın. Deget Allah aşkına. Ve Birsen Gümüş olacaktır. Aralıyam, biraz deli belalıyam. Bir güzele sevdalandım, yüreğimden yaralıyam. Kimse bakmadı yüzüme, acı sürdüler dilime. Ne hançerler var sırtımda. Bir şiir bir türkü her pazartesi 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Hatice Bozoğlu sizlerle. Biri olmazsa diğeri,
Hatice Bozoğlu ile Sen de Söyle'nin bu haftaki konukları Sinop Ayancık Çangallılar Platformu Esenyurt Bölge Başkanı Recep Bozdemir ve sanatçı Orhan Can'a yakın olacaktır. Al yârim bu da sana, içtiğim su da sana, gülüm darılma bana, bu canım kurban sana. Biri olmazsa diğeri, üzemem işte kendimi, paşa gönlün bile. Hatice Bozoğlu ile Sen de Söyle her pazartesi 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Aydın Elvi'nin sunumu ve Orhan Koç Yiğit'in türküleriyle bizim eller sizlerle. Ali'dendir, 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 asaletim Ali'dendir, prim dergahım peymanım, onur yüzlü Ali'dendir, prim dergahım peymanım, onur yüzlü Ali'dendir. Bizim ellerin bu haftaki konuğu kemancı Hüseyin olacaktır. Aydın Elvin ile Bizim Eller her pazartesi 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır. Hayvana şiddet suçtur. Ve bu şiddeti durdurmak için çare var. Çare var. Çare var. Kedi ve köpekler desteğimizi almadan yaşayamazlar. Onları koruyalım. Çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak, kimsesiz bir can evladı edinmek. Sokak hayvanlarına yemek ve su vermek. Kışın soğukta misafir etmek. Bu soruna çözüm olur. Çözüm olur. Kedi ve köpekler desteğimizi almadan yaşayamazlar. Kısırlaştırma çok önemli. Kapın, götürün veterinere. Kapınızın önüne bir kap su koyunuz. Hayvanlara adil ve vicdanlı davranalım. Onların yanındayız. Türkiye sokak canlarını seviyor. Tempo TV, sizin kanalınız. Efendim, seçimler yok. Seçimler 2023'te yapılacak denildi bir süreçte. Son dakika haberine bakıyoruz. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız salona kızdı. Bir gün de pankarta kızmış. Şehir şehir geziyor. Seçim olacak mı? Ben de bekliyorum her an. Devlet Bahçeli'nin seçim var demesiyle. Çünkü Cumhurbaşkanı da onu görmüş gibi görünüyor. Bir günde de şehir şehir geziyor. Var mı Sayın Cumhurbaşkanımızın Ardahan programı bu ara, hiç sizin bildiğiniz? Yok, Ardahan programı yok. Bu ara yok. Ardahan AK Parti teşkilatı nasıl, Kaan Bey, çalışıyorlar mı? Çok güzel uyum içinde seçim çalışıyorlar. Evet. Yönetimle birlikte, vekille birlikte. Üye sayısını bayağı artış yapmış. Toplantı şu anda ilde olacak. Hı hı. Yani genel bir durum değerlendirmesi. Üye sayısı olarak da gençlik kolları Türkiye genel birinci ömrüsü. Evet. Emre Karakoyun diye bir arkadaş, gençlik kolları başkanı. Çok çalışkan bir çocuk. O üyelik şöyle başkanı. İl başkanı da genç. Evet, genç. Yani bir mühendis. Ekip, evet. Dayanışması var. Ciddi bir hamle yapıldı. O orada. Üyelik şeyi başkanım, sizin partide böyle söyle suçlanıyorsunuz. Yani ben üye olamazsam iş yapamıyorum gibi mi, yoksa gerçekten insanlar gönüllü gelip de üye mi oluyor? Gönüllü, gönüllü. Diyorsunuz. Ardahan'da iş alanı mı var ki? Adam üye olsun, işe girsin. İşe girsin, değil mi? Olmuyor mu öyle iş... İşe girmeler falan yani. Yani bakınız özel parti üye ol da gel gir. Yok diyor. Şimdi iş, evet. Yok. İkincisi bakınız, Türkiye'deki siyasi konjonktüre baktığınızda sadece AK Parti ile ilgili değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nden tut, diğer İYİ Parti'den tut. Yani insan önce kendi bu çalışanınızı mı değer verirsiniz, hiç sokakta tanımadığınız birine, evet, mi değer verirsiniz? Eğer o işe uygunsa, o işin vasıflarını taşıyorsa haliyle yani, önce evet. Senin miting alanında seninle birlikte karı, soğuğu, yağmuru çeken, seninle köy köy gezene öncelik verirsin. Doğru. Bu bir gerçektir. Gerçek. Sadece AK Parti'ye, evet, değil. Bütün partilerde bu böyledir. Yani doğru. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçlamak olmaz. Yani bu adam
6 aydır peşimde geziyor. Benimle geziyor. Hiçbir menfaat beklemeden evet. Alın teriyle bir ekmek yiyecek. Öncelik ona verirsin. Yani işe girecek. Yani bir emek verecek, maaş alacak. Bedavadan almayacak. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Başkanım ama söze başlarken dediniz ki Ardahan'da iş var mı ki? Ardahan'da iş yok mu? Ardahan o zaman ya yani Ardahan kapatalım Ardahan'da gitsin. Şimdi özel sektörde iş yok. Devlette tabii ki var. Şimdi bu yatırımcılar neden Ardahan'a gitmiyor? Ardahan'ın şu an göç edenler bu kadar teşviğe rağmen niye neden dönmüyorlar? Ya yani bence bu görüşsüz hissedenler ne diyor örneğin? Nakliye olarak bence bu. Siz gitmek ister misiniz başkanım? Nereye? Ardahan'a. Bir refabrikatör olarak. Yani benim param olsa oraya yatırım yaparım gerçekten. Çok büyük karlar var. O ciddi anlamda kar var. Yani, çok büyük destekler var. İş gücü var. Ucuz içeceğiz. Devletin teşviki var. Bakınız babanız daha iyi biliyor. Ardahan'da bir iş yeri açtığında devlet diyor ki 10 yıl bunun SSK'sını ben yatırıyorum diyor. İlk 3 ay diyor çırak maaşını, ikinci 3 ayda diyor usta maaşını ben yatırıyorum diyor. Sayıya bakmaksızın. Ve 5 yıl boyunca da usta bir öğreticinin maaşını sen belirliyorsun, devlet ödüyor. SSK. 6. bölge destekleri. Evet, diyelim ki sizin tekstil şeyiniz var, üniversiteyi bitirmişsiniz. 9 bin lira da maaş verebiliyor tekstilci. Onun kotası yok. Onun parasını şey ödüyor. Devlet iş kurulu ödüyor. Yani bu kadar şart varken, bu kadar emek varken. Niye gitmiyorlar varken, sizce? Yani bakınız, dikiş makinesi veriyor, fırın veriyor. Şu anda bizde fırın var, kimse çalıştırmıyor. Fakir Bey, fırın var. 240 bin lira. Ekmeğin tartışıldığı bir süreçte değil mi? Fırın var. Ekmek fırın, pahalı fırın. Diye. Kira köyü gidiyor, şehirden alıyor. Evet. Kira da almayacağız. Diyoruz ki 240 bin lira da kırsal kalkınma destekleme veriyor. 240 bin lira. Diyor ki senin pişirme makinanı küreğinde tut, her şeyini ben vereceğim diyor. 3 yıl ay, 3 yıl şey tutacaksın diyor. Şartın var. Evet, çalışacaksın. Buna rağmen niye evet. gelmiyor? Çalıştırdığın insanın diyor bu kadar süresin 6 ay primini ben yatıracağım diyor. Yine kimse. Ya yani diyorum ya insanlar çalışmak istiyor sadece. Hazır maaş gelsin. Ben bir emek sarf etmeyeyim. Riske girmeyeyim. Alıp bu işte bir risk yok. İnan ki ben utanmasam fırını ben açacağım. Ha diyecek ki bak şuraya bak. Gitti oraya da. El attı. Başkanım gel beraber bir şişirme ekmeği biz. Böyle bir yani şey yapalım. Gerçekten evet. çok güzel bir şey. Orada yazın 20 binin nüfusu. Siz belediye olur. Olarak yapamıyor musunuz? Niye yok şey vermiyor mi? Parayı belediye. Her fırını açamıyor muyuz? Açabiliyoruz. Fırınımız hazır. Yani ekmeği ya belediye bizi... olarak yürümez. Yani haliyle insanlar belediyeye gelip de hani şu 5 ekmeği ver al şu 10 lirayı demez. Ha bedava alıyor. Ha tehlikesi var. Yani evet. haliyle öyle bir sıkıntı olur. Yani yoksa biz insanlara da kira almayacağız. Su parası almayacağız. Gelmiyor buna rağmen. Siz gittiğiniz için iş adamlarına geziyorsunuz şu anda İstanbul'dasınız. Evet. Yani bunları söylemiyor musunuz kendisine? Abi gel şöyle bir şey yapalım. Ya iş adam değil. İşsiz bu fırıncılıkta çalışmış, işsiz kalmış arkadaşlarıma diyorum ki gelin. Ardan 3'te odununuzu ben kamyonumla getireceğim. Evet. Nakliye parası almayacağım. Daha ne söyleyeyim ben ona? Durumuna rağmen gelmiyor. Gelmiyorlar. Elif Timarcıoğlu yazmış Fakir Bey. Hemen onun da mesajını okumak istiyorum. İyi yayınlar Sayın Başkan ve Şeyma Hanım. Fakir Başkan nezdinde Yücel Başkan'ın verdiği mücadele il ve il belediye sınırları üstündedir. Kısa süre dernek federasyon çalışmalarında görev aldığımda bu duruma şahit olmuş bir Ardahanlı olarak Yücel Başkanı ve Fakir Yılmaz'ı saygıyla selamlıyor. Yayınlarınızda başarılar diliyorum demiş Elif Hanım. Yani çalışmalarınız aslında dillerde geziyor başkanım. Sürekli yani siz neden peki ilerisini düşünmüyorsunuz? Bir tık daha ileriyi. Zaten söylediler ilçeye mi göz kırpıyor diye başkanım. Ama başka bir gün... Yani başkanım böyle kuranda, çalışan biri için düşündüğünüz zaman... Şey verdiniz sanki ben yokum dediniz de. Şimdi Ardahan'ı verelim size Ardahan Merkez Belediyesi. Şimdi Ardahan'da da Faruk Başkanımız vardır. Allah yolunu açık etsin. Göle'de de İlhan Başkanım vardır. Yani Allah hepsini yolunu açık etsin. Yani bu siyasi irade ben Köprülü için söyledim. Yani siyasi irade der ki gel şurada sana şurada şu arkadaşlar değerlendirelim. Yani düşünülür düşünülmez o zamanki şeyi evet, düşünüyor. Ama Köprülü'yü bakacağız. Kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü Köprülü'de... Biraz yorulmuşsunuz aslında. Bu kadar çok şey yapmışsınız ama bir yorgunluk yok, seziyorum. Köprülü'ye hayır rahatlatmaya çalışıyor. Diyor ki Köprülü'leri sen ben oraya tapu koymadım. Ben gerekeni yaptım. Bundan sonra çok mu iddialısınız? Gelin siz yapın. Bak değil Şeyma mi? Hanım Köprü'de altyapı yok kanalizasyon. Bu krizde 4. ayda kanalizasyon ihalemiz bitti. 4. ayda kanalizasyon döşenecek. 8 kilometre asfalt yapmışım. 11 kilometre kilit parke taş yapmışım. 11 kilometre kilit parke taşın bugün maliyeti 11 trilyondur. Bakınız 11 trilyon da yapamazsınız da o zamanki para. 8 kilometre asfaltın maliyeti 4,5 trilyondur. Yani şimdi bizim şu andaki
kanalizasyonumuzun maliyeti 20 milyon üstündedir. Bu güncelleme yapılırsa daha da artacak. Evet. Çünkü fiyatlar değişti. Bunu %50'si su kap kapsamında hibe proje, %50'sini de biz belediye olarak karşılayacağız. Yani 50 yıllık belediyenin altyapısı yok, kanalizasyonu yok. Yani şimdi onun için şunu söylüyorum. Biz sen pazarında tutun, yöresel ürünler pasajında 4 tane taziye evinden tutun. Her şeyini yaptık. Çok şükür Rabbime. Taziye ev dediğinde bir iş adamımız konuk olmuştu. O Sait Sunda mıydı? Evet. Onlar şimdi, katkı sunuyorlar zaman zaman. Şimdi bizim, çok selamlar Sait Bey'de. Burada da Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in çok desteği oldu bize. Kilit parke taşı olarak. Evet. Yakutiye, Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar Bey'e de burada selam söylüyorum. Ne zaman kapısına gitsek, ne zaman telefon atsak, küçük de olsa dert oluyor. Bu sinema ve tiyatro, saz içinde destek olan arkadaşları söyleyeyim de müsaadenizle. İdris Samancı, Bülent Samancı, Sait Üstündağ, Ali Anakoç, Zafer Aras, Kubilay Aras, Metin Polat, Deniz Akoç, Gürbü Süleymanoğlu, Engin Doğru, Efrail Çiftçi, Ertekin Baysan, Hakan Yılmaz, Ercan Karakuş, Alican Mert, Fikri Ayaz. Bunlar Göleli. Bunlar sinema, Ardahan, tiyatro, futbol formaları, efendime söyleyeyim, ablalarımıza fular diyorlar değil mi? Takılar. Evet, bir de eşarp desteği sağladılar. Bunlar 2019-2020 yılında hepsi de ipek. Fikri Ayaz Bey onları göndermişti. Dağıttık. Burada sizin huzurunuza hepsine teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Yani netice itibariyle biz yaptıklarımızın çoğu hibedir. Allah sizde de razı olsun. Emeği geçen herkese. Sait Bey de bize inşallah bu yazın destek verecek. O kebap şeyini faaliyete bitmiş bile de iç. Evet. Şey, bir nakit yardım yapacak. Bu arada duyuyor, Köprülü Beldesi'nde bir hazır fırın var. Ekmek sıraları konuşuluyor ya, ekmek için sıraya girdiler. Gelin, Köprülü'de bir hazır fırın var. Evet. Devlet destekli. 240 bin. Gelin, katkı... 240 bin orada bekliyor. Ona başvuracak iş adamı veya destekçi lazım. O koşturmayacak. Evet. Ben götüreceğim, bitireceğim. Paranın hesabına yatacağım. Burada sesleniyoruz. 81 kente sesleniyoruz. Ardahan'ın Köprülü Beldesi'nde 240 bin lira hibe destekli ekmek fırını işletmeci bekliyor. Evet, bu arada bir telefon mu var? Telefonu alalım. Bir dakika bakalım. Ay, kimler arıyor? Başkanın sürprizi oldu, sağ olsun. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kutlamıştık. Burada da bir başkan da sağ olsun destek verdi. İlk kez öyle bir şey. Dedi ki sürpriz yapalım. Sürpriz oldu başkanım, sağ olasın. Çok sağ olun başkanım. Huzurlu, çok teşekkür ederim. Bayanlara yaş sorulmaz ama bir yaş büyüdünüz yani. 25 yaşına girdim. Allah nice Fakir Bey de böyle jestleri yoktur aslında Fakir Bey'in ama. Ben başkan önerdi, ben değil. Başkan değil, böyle bir şey yapalım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben durumunda görmüş. Hep birlikte, evet, nice seneler olsun inşallah. Bir sürü güzel yayınlar, amin, olsun. Ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım. Çok güzel, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet başkan, doğum günleri de kutladık. Evet. Gerçekten güzel bir şey oldu. Biz doğum günümüzü de biliyoruz. Evet, sen de başta söyledin zaten. Ne zaman doğdun, annem ne zaman kaydettiler onu bilmiyoruz diyorsunuz. Başkanım, belediye başkanlığıyla ilçe belediye başkanlığı, il belediye başkanlığı arasındaki fark ne? Maaş az alıyor musun öncelikle, onu sorayım. Onlara göre. Şimdi maaşı belediye kendisi belirlemiyor. Hükümet belirliyor. Yani belediye başkanı maaşlar hep aynı mıdır? Yok, anladım, değil. Sen belediye başkanı, sen biraz daha az mı oluyorsun? Bütçeye göre geliyor. Ha, bütçeye göre, evet. Yani şimdi diyelim ki bizim bütçemiz Ardahan'da fazla, biz onda fazla alırız. O il diye değil. Evet. Yani bütçeye göre maaş veriyor. Bütçeye göre, anladım. Peki belediye başkanı olmak, il başkanı olmak, yani hangisi daha şey... Yani nerede tıkanıyorsunuz? Daha farklı mı oluyor? Yani bende belediye başkanının avantajı daha fazla, daha yol açıyorlar. Öyle mi? Ha, evet. Bir geliri yoktur, mağdurdur.
Buna bu şekilde bakıyorlar. Evet. Peki ne kadar maaş alıyorsunuz diye sorsam direkt? Şimdi ben başkanlar maaş nedir şu anda? Ya evet. Belediye başkanı. Şimdi bütçeye göre bizimki şu anda düşüktü de bu sene birdenbire artırdılar. Yani asgari ücrete zam gelince 9700 lira alıyordum 12. ayı. Bunu güzel ve direkt söylemeniz çok yok, hoş başkanım. 9700 alıyordum şu anda 16.000 lira olmuş. Ben çektiğimde kartı taktığımda evet, 16.000 lira evet. olmuş. Sağ olsun maaş arttırmışlar yani emekliler gibi bir deneyle. Başkanım ama şöyle bir durum var. Şimdi Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı var. İnsanlar zaten asgari ücret yükseldi. Her şey yükseldi. Markete girdiğimiz zaman yani 100 liradan hiçbir şey alamıyorsunuz. 100 lira aslında. Eskiden birçok şey alırken. Şu an ben de başka bir yerde çalışıyorum. Maaşı kendime göre yani tek olmama rağmen. Yetişiyor mu size yani 16 bin lira? Yetişmiyor olsa? Aslında. Şimdi şunu söyleyeyim. Sizin için değil. Şu an iktidar partisinin belediye başkanısınız aslında. Bu durum herkese sıkıntıya sokuyor. Siz bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Bu ekonomik sıkıntı sizin nasıl çözülecek? Vallahi ben inanıyorum fiyatlar düşecek inşallah Mart'tan sonra da. Fakir Bey şimdi diyorlar ya milletvekili maaşları yüksek. Evet. Biz meclise belediye başkanım yüksek evet. Siyaset. Ben sonrası bize geleceğim. İnan ki yüksek değil. Niye yüksek değil? Bizimkiler Avrupa gibi değil. Ardahan'da 10 kişi gitti meclise yemek yiyor. Vekilim gel biz şu kafedeyiz oturalım. Şimdi sen Ardahan'da gitmişsin. Ardahan vekili için diyelim ki Tülay Kanarcı Hanımefendi için söylüyor. Evet. Çatalca'da bir grup oraya gitti. Ankara'da bir yerde oturdular. Onu cebinde karşılamak zorunda evet. Gidiyor bir yere katılıyor cebinde ödüyor. Gidiyor bir derneğe. Derneğe, düğüne, seyrana. Şimdi bizim evet. maaşa gelince inanıyor musunuz? Bak samimiyetimle bir şey söyleyeceğim. Benim maaşımda kuruş kalmıyor. Benim Allah'tan emekliyim. Emekli maaşım da çok yüksek. Yani ondan dolayı sıkıntı diyorsun. Yani 11 bin lira emekli ama maaşım var. Ama yetmiyor diyorsunuz değil mi? Yetmiyor. 11 bin lira emekli maaşım olmasa aç kalacağım. İkisi de yetmiyor. Yani hayat pahalı. Başkanım biz bir programda. Başkanım Serinçayır Köyü'ne yani. Yanlışlıkla tapu edilen 700 dönüm arazi tapusunu alacağız önümüzdeki ay. Ne oldu? Hallettim orayı. Yani size mi kaldı orası? Muhtarla anlaştık. Bu ara buraya geldiğim için tapu için müracaat edeceğiz. Tapuyu köprülüye, köprünün tapu derken belediye değil. Köprülü mera alanına dahil edeceğiz. Anlaştık. Başkan bu Serinçayır Köyü bağlanmıyor bir türlü. Yani buna çözüm diğer köylerle irtibat devam ediyor mu? Aslında köprünün yani bir başka sorunu var yani. Ben de sizin nüfusa bakıyorsunuz, ekonomi durumuna bakıyorsunuz ama yani köprü beldesi de kapanabilir. Aşıkşenlik gibi, orta kent gibi. Evet. Bu anlamda köprüler gerçekten duyarlılar mı? Bir ara nüfus taşıma işi vardı. Hatta bir kampanya başlattık. Biz onu paylaştık. Evet. Yani ilgi devam ediyor mu? Şimdi 2019 yılında geldim kapı kapı dolaştım. 2020 yılında kapı kapı. 2021'de kapı kapı. 2022'ye girdik evet. şimdi. Kaç kişi kazandınız? Şimdi ölüm oranı 76 kişi ölmüş 4 mahallede. Evet. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabırlar diliyorum. 76 nüfus şey etmişiz. Kaybetmişiz. Kaybetmişiz evet. Bizim bir komşumuz var Şenkaya'da. Yoğurçular diye bir köy. Eski ismi Tetirkoş bilirsiniz. Ben 2019 yılında 313 tane nüfus orada getirdim. 310 nüfus havadan gelmiyor. Bedava da geliyor. Evet. Kimse para benden almadı. Yanlış anlamasın. Doğru. O insanların nüfus idaresine gitmesi, gelmesi, uğraşması, tutması, koşulması. Doğru, doğru. 2020 yılında geldim burada kapı kapı dolaştım. İnsanların notere götürdüm. O zaman noter mecburiyeti vardı. Evet. İnanıyor musun? 56 nüfus için 30 bin lira yakın bir para harcadım. Zaman harcadınız. Evet. İmkan harcadınız. Bir de bir ay şey ettik. Şimdi nüfusumuza sıkıntı yok. Bizim amacımız diyoruz ki ne kadar çok nüfus gelirse o kadar hizmet gelir. O kadar hizmet gelir. Evet. Yani insanlar şimdi hizmete alıştılar. Şimdi kilit parke taş asfalt yapıyoruz. Diyor ki ya bizim sokak çamur görmüyor musun? Ben de diyemiyorum ki sen 48 yıldır görmedin. Evet. Bugün mü gördün? Doğru, doğru. Ama bir 48 yıl önce de göreydin. Hizmet görünce yani daha iyisini görüyoruz. 48 yıl önce de bu sokağın çamur olduğunu belediyenin kapısını çalıp arkadaş siz burada oturuyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz? Doğru demesi gerekiyor. Demesi lazımdı. Şimdi biz bu hizmetleri inanıyor musunuz? Duran çamın suyu her gün kesiliyordu benden önce. 15 benim 3 yıldır daha hiçbir mahallemde su kesilmemiş. Duran çam var size bağlı. Kuzupınar var, Dedeşe var. Evet. Bir de köprü merkez. Şimdi Duran Çam'ın ta okuluna kadar, köprüde Duran Çam'a kadar kilit parke taş yapmışım içini. Taze evini yapmışım. Çocuk oyun grubunu koymuşum. Bütün yollara stabilize malzeme dökmüşüm. Dedeşe'ndeysen o biçim köprü başında bana 17 kilometre uzaklıkta. Köprü başı camisine 25 bin lira 2019 yılında para vermişim camisi eksik kalmış diye. 200 çimento, 50 kireç, 21 metreküp kum vermişim camiye.
Başkanım cami dedi, cami imam sıkıntısı yaşıyordu. Evet, bölgede. Köprülü merkezde işte Mart ayında inşallah gelecek. İmam müftünün kendisi bile gelmedi. Bu nasıl oluyor? Siz ikte partisiniz en azından temas etmediniz mi? Fakir müftü mi? Yok, imam yok. Ardahan merkezde Devrişah camisi vardı. 2020'de evet. Dediler ki Devrişah camisinin ciddi bir tadilat görmesi lazım. Bilmem neresinde oluyor. O zaman da oraya da nakit 15 bin lira para verdim. Analar camisinin dizaynı yaptırdım. Kur'an kursu, erkek öğrenci hafızlık okulunun komple yardımını yaptım. Ardahan merkez. Göle'den bahsediyorum. Evet, evet. Karakola, Demirbaş, adliye lojmanların etrafında. Karakol yapıldı mı başkanım? Orada bir karakol sorunu var. Bu yazın geliyor. İhalesi bitti. Yani binayı yıkacaklar, yeniden mi yapacaklar? Yok, bina yok. O duruyor, mahkemelik. O da devam ediyor. Evet. Her bir yerde yapılıyor. Evet. Evet. Şimdi eğitime de bir sürü desteğimiz oldu. Bütün okullara, şunlara. Yani biz sadece Köprülü'de kalmıyoruz. Göle'nin merkezinde, adliyesinde tut. Hafızlık okulundan tut. Efendime söyleyeyim, milli eğitim bizde araç gereç istiyor, tut. Çayırbaşı Karakolu'nda tut. Yani biz köleyle köprüyle sıkıntı sınırı kalmıyoruz. Öyle bir belediyeyiz. Evet. Yani belediyeysek, sosyal belediyeysek herkese eşit olmak zorundayız. Yani bütün çabamız o. Aynen. Başkanım, bu tekstiller moda oldu, bir de saat moda oldu sonunda. Bir de saat dikilecek dediler. Siz bir ben gelmiştim. Evet, yapacaktınız. Atatürk. Atatürk antı ne oldu? Kaldı. Görüşemedik. Hani Atatürk sevdaları vardı? Ya o an için söylüyorlar, sonra geri çekiliyorlar. Kriz var diyorlar. Peki saat kulesiyle ilgili bir şey, gelişme var mı? Şimdi saat kulesi niye bu kadar çok önemsendi, bu saat kulesi tekstil? Bu Ardahan'da başladı herhalde. Nasıl? Ardahan'da görüyorlar. Ardahan'da evet, görünce. Görüyorlar evet, evet. Örnek teşkil ediyor. Size de yapacaktır. Dile var mı diyor bir şey? Sait Bey, Sait Üstündağ Bey, iş adamımız size bir saat kulesi yapalım dediler. İnşallah yapalım. İnşallah yapacak. Peki bu Ardahan simgesi olan saati niye koyuyoruz? Ardahan simgelerinden koysak, heykeller diksek? Ya daha mantıklı değil mi? Saat yani, neden tüm şehirlerde? Kazan'ın girişinde arı şeyi gördüm ben, heykeli Ankara Kazan. Şimdi Kahraman oldu ya 15 Temmuz sonra. Kahraman Kazan. Aslında Kazan. Orada arıcılıkla ilgili bilmiyorum çok da belki olabilir ama Ardahan daha çok arıcı. Örnek Köprülü'nün cağ kebabını. Köprülü'de olan arıcılık hiçbir yerde yok. Yani örnek buna benzer şeyler yapsak. Ama kim yapıyor? Karadeniz yapıyor, evet. Ciddi anlamda. Doğru. Dağ taş arı ama bir tane köprülü. 1001 çiçek var. Evet. Ne yapıyorlar ya? 2000 üzerinde bitki çeşidi var. Bu ara şenlik yapacak mısınız bu sene? İnşallah. Hazırlık var mı? Pandemi falan bana oldu ama. 2022 yılında şenlik yapacağız Fakir Bey. Biz 2019'da yaptık. 2020 yılında Turizm ve Kültür Bakanlığı'na proje sundum. O zaman bana 45 bin lira para gönderdiler 2020 yılı için. Evet. Pandemiden dolayı parayı geri çektiler. Çünkü yasaktı ya şey. Yapılmadı. İnşallah şimdi yine bana verecekler, yükseltecekler. Anladım. Yani orada bile para kopardım şenlik için. Çok güzel. Derneklerle birebir mi yapacağız yoksa kendiniz? Derneğimizle, Köprülü Merkez Derneğimizle birlikte yapacağız inşallah. Köprülü Merkez'de mi bu ve Metropol'un dernekler mi? Köprülü, Tedeşil, Durançam. Orada derneğimiz Kuzupınar, var. Kuzupınar, evet. Anladım. Hepsinin derneği var. Ortaklaşa bir festival yapacağız. Ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz? 7 Temmuz. 2 Temmuz 10 Temmuz arası. Cani Bekay ile şenlikler, evet. Başkanım, orman kesimiyle ilgili ne oldu en son? Şimdi bizim Şeyme kardeşimle bizim çok güzel bir mesire alanımız var. Hı hı. İlk defa mesire alanı 5 yıldızlı bir gibi. Kamelyasında tut, barbeküsünden tut, oturma alanlarında su, lavabolar, sabun, havlu. Orman kesimi oranın gerçekten ciddi bir sorunu. 2020 yılında bize dediler ki biz gençleştirme yapıyoruz. Gerçekten 2020 yılında kestikleri orman gençleştirmeydi. Fidan ekmişler, arada ağaçlar kalmış. Evet. Fidanlar çok cılız kalmış. Gölgeleyince ağaç, bir de çok sık ağaç. Filazlar. Doğru. Yani bizde Sancar Öztürk var. Kendisi Göleli. Orman İşletmesi Müdürlüğü. Evet. Genel Müdürlüğü. Şu anda gene müdürlükte değil mi? Evet, evet. Müdür kendisi orada. Sancar Bey'i getirdik. Burada kendisi izliyor. Ankara'da ricam üzerine bir ekiple geldi. Dedi ki burada gençleştirme yapılmasa bu binlerce, mevcut binlerce orman da gidecek. Fidan dedi siz katledersiniz. Doğru. Bunun vicdan azabını yaşarsınız. Buradaki fidanlar dedi ne kadar kırılırsa o kadar iyi seyrekleşme olur dedi. Çok böyle sık yetişmiş. Doğru, sık, evet, azıcık. Fakat şu son dönemde Serinçayır Yaylası'nın alt tarafında gençleştirmenin dışında ticarete döktüler. Bana göre yani kesmeye başladılar. Kesmeye başlayınca biz de tepki koyduk. Bizi de hoş karşılamadılar. Çünkü ama orada şöyle bir şey var başkanım. Şimdi ben ihaleyi almayınca işte çevreci kesiliyorum. İhale alınca kesilmiyorum. Köylü traktörcüler mi? Bak işte benim tam söylediğimi söyledim. Evet.
Ben burada da açık söylüyorum. Ben dedim ki halka, Köprülü'ye, Serinçay'a, evet, Ortaya, köy dedim ki siz kesime girmeyin. Ben bu ormanları kestirmeyeceğim. Ha, olmadı başkan. Biz kesime, evet tabii. He, siz örneğin kesime girmeyin. Evet, evet. Siz almayın. Biz mücadele ederiz. Dediler ki yeni köyler gelecek, kalecikler gelecek. Örneğin işte göle gelecek, örnek veriyorum. Atıyorum, evet. Dedim ki kesinlikle ben gövdemi koyacağım önüne, izin vermeyeceğim. Ama bir baktım ki kendileri zaten müjde. Bizim de sağ olsun şu andaki dernek başkanı kardeşimiz de geldi, tek tek millete imza aldı. Kesilmeyecek. Evet. Traktörümü vermeyeceğim. Evet. Çocuk çok çalıştı. Allah, evet, var. Ama baktık ki şey sesleri geliyor. Kızar sesleri. Kızar sesleri. Baktık ki bizim öz köylümüz. Ya ya. Adam geldi dedi ki bana belediyede iş ver, ben kesmeyeyim dedi. Doğru. Buyur şimdi bir şey bak, var. Bak mantığa, evet, bak. Evet. O zaman dedi beni işe al. Hangisini işe alayım? Bize çevreci kesiyor. Evet. Başkanım yayından önce de konuşmuştuk. Yani kendi içimizde bir problem var. Sanki. Kendi içimizde. Şimdi biz eğer örgütlü olamasak, hep birlikte o yanlışa karşı çıkmasak. Doğru. O yanlış, doğru, bizi ezer, yok eder. Aynen. Başkanım, Ardahan'ın genel olarak bir sorunu yok. Ben bizim ormanlarla ilgili söyledim. Aslında ne jandarma müdahale ediyor, ne savcı bey müdahale ediyor. Kimse baskı yapmıyor, ben açık söyleyeyim. Evet. Tabii ki onlar kırmaya başlayınca hukuk devreye giriyor. Orman ya, işletmesi devreye sen giriyor. Sen diyor ki Yücel Akoç kesiyorsa niye engel oluyorsun, doğru, adama? Doğru. Ya kesme, ne diyecek o, doğru, zaman bir şey, doğru, diyemeyecek. Başkan, imar konusunda çalışman vardı. Ne biz aşamada? 2019'un sonunda 2020'de başladık. Haritalandırma işimiz bitti. Bu imar işi çok uzun sürüyor. İl bank yapıyor. Evet. İBAN kapsamında. Şu anda imarla ilgili bu pandemide çok işler aksadı Fakir Bey. Ciddi anlamda. Evet. Personel gelmedi, korkuyor. İlk başta pandemi çok korkutuyordu. Doğru. Bir mahallede bir kişi Covid'se, evet, kimse o mahalleye girmiyor. Doğrudur, doğrudur. Ya bırak sokağa, o mahalleye girmiyor. Aynen, doğru, doğru. Ondan dolayı şu anda başlattılar çok şükür işe. Bu kar kalkınca Mart ayında gelip inşallah bu yıl sonu itibariyle ve 2023'ün ortasında bitmiş olacak. İnşallah hayırlısı olacak. Bir telefon bağlantımız var. Ardahan'dan bir esnafımız bizimle birlikte olacak. Başkanım yatırım, tarafta iş adamları da yatırım yapıyorlar. Ardahan tarihi bina, şehir kulübü diye bilinen, evet, yer. Şu anda Levent Bilgin kardeşimiz şu anda telefonda. Çok başarılı bir meclisiyemiz. Merhaba Fakir Bey. Aynı zamanda İlgene meclisiyemiz. Evet. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Açılış yapıldı mı efendim? Evet, evet, yok, yarın yapacağız. Yarın yapacağız. Sizinizdeki arkadaşlarım hepsine merhabalar diliyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle bir Ardahan raporu alalım. Ardahan'da hava nasıl? Kar var mı? Ardahan'da yani düne göre bugün hava gayet güzel. Tabii ki Ardahan'da kar her zaman olduğu gibi kış aylarında oluyor. Ama çok sert bir hava yok. Yani normal bir stabilize bir havamız var. Levent Bey, biz belediye başkanımızla, partiliniz belediye başkanımızla sohbet ediyoruz. Yücel Akkoş'la beraberiz. Evet, iş adamlar niye yatırım yapmıyor dediğimiz bir soruya cevap ararken siz de Ardahan'da şu anda gerçekten Ardahan'ın simgesi olan tarihi bir bina, eski şehir kulübü diye bilinen yer, Gazino diye bilinen yer, eski PTT diye bilinen yer ama tarihi anlamda da 100 yıllık bir bina, kentin simgesini baştan aşağı yenilediniz. Restore edilmiş. Restore ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum bir gazeteci olarak tarihe sahip çıktığınız için. Ardahan'la yatırım yaparken yapılması, iş adamına ne dersiniz? Siz şu anda görüntülerde de var, çok güzel manzarası. Ya olağanüstü bir şey olmuş aslında Levent Bey. O bulunan tarihi binanın da çok etkisi var. Sizin de restoranınız çok güzel olmuş. Başarılarınız devamını diliyoruz ama Ardahan'dan şu an İstanbul'da olan iş adamları hiç böyle şeyler yapmıyorlar. Siz nasıl yapalım, siz gibi yapsınlar yatırım. Evet, buyurun. Alo? Levent Bey, telefon mu kesildi yoksa? Geliyor mu sesin? Evet, evet, dinliyoruz, evet, dinliyoruz. Öncelikle duyarınız için, düşünceniz için teşekkür ediyorum. İyi düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz Ardahan olarak, yani Ardahan çocukları olarak yani sürekli örnek aldığımız efendime söyleyeyim Davos, Norveç, böyle soğuk iklim şartları olan yerlerde yani yatırım olduğunu oraları görünerek, kendimiz de bunları düşünerek kendi doğduğumuz ata topraklarımızda daha ileriye taşımak için biz bir turizm altyapısını oluşturmak amacıyla yatırım yaptık. İnşallah bizden sonraki iş adamlarımız da yani en azından yine Ardahan'da 3-5 tane binamızdan bir tanesini ben yaptım. Onlar da ötekilerde daha büyük iş adamlarımız yapar. Ardahan'ın bütün turizm konusunda ileri seviyelere çıkar diye düşünüyorum. İnşallah bildiğiniz gibi de olur. Başkanım,
Levent Bey, siz yatırım yaparken öz bütçenizle mi yaptınız? Devlet destekli mi? Bu binayı nasıl kurtardık? Kesinlikle yani kendi öz sermayenizle. Yani kaynaklarımla yaptım. Destek falan almadım. Yani 6. aydan işte 1. aya kadar tatil sürecim oldu. Size az önce de güzel bir mekan çıkarttık ortaya. Kendi öz kaynaklarımızı yaptık inşallah. Yarın kaçta açılış var? Saat 12.30'da Fakir Bey. Bütün Ardahanlar davet ediyoruz. Gerçekten muhteşem bir yer olmuş. Sayın Valimiz herhalde gelirler. Milletvekilimiz miyim Ardahan'da mı? Ardahan'da. Ardahan'da. Açılışa inşallah herkes katılır. Güzel belediye başkanı da burada. Gelen herkese kapımız, gönlümüz açık. Çok güzel. Başkanım bir de marka getirdiniz oraya. Kılıçoğlu doğru mu? Evet, Kılıçoğlu 33. Şubesi bizle açıldı Fakir Bey. O da Erzurum'da, Sivas'ta, Erzincan'da, Trabzon'da, Rize'de böyle yani Kars'ta. Neler, ne yapacağız orada? Ben gelip orada çay mı içeceğim sadece? Neler var hizmette? Yok. Burada şu anda örnek diyorum, dünya mutfağı olarak yani yemek çeşitlerimiz var. Tatlı çeşitlerimiz var, pasta çeşitlerimiz var, kahvaltı çeşitlerimiz var. Hatta kendi menümüze eklemiş yöresel kahvaltımız, yöresel yemeklerimiz işte. Vanlar duymasın, Ardahanlar da kahvaltı mı yapıyor diye. Etli mantımız var, kaz falan yapabiliyoruz. Yani yani sonuçta Ardahan'a gelen bir turist veya yabancı veya bir Ardahanlı, evet, eşini, çelini, çocuğunu alıp gelecek, sabah kahvaltısını yapabilecek, akşam oturabilecek bir muhteşem yer oldu. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Ben aynen bunu reklam anlamında anlatmıyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Gerçekten söylüyorum. O binayı Kültür Bakanlığı bir ara kurtarmaya kalktı. 6-7 bin liradan bahsedildi. Satıldı, satılacak, bakanlık değişecek falan diye, ama siz gerçekten bir iş adamı olarak sahiplendiniz. İş ortaklarınızla birlikte başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanıma da buradan selam söylüyorum. Aleyküm selam. Hayırlı olsun Levent Bey. Yarın saat 12'de Kılıçoğlu'nu açmaya gidiyoruz. Kordeli'yi keseceğiz. İnşallah. Hepinize davet etsiniz. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum Levent Bey. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet başkanım, bir iş adamı yatırım yapabilmiş bakın. Evet, isteyince oluyor işte. İsteyince oluyor. Evet. Fırına Ahmet abi de Ardahanlı kameramanız. Biz fırını işletelim Ahmet abi, beraber gidelim. Hazır bir fırın var. Bütün Tokatlara ve 81 kente özellikle Tempo TV aracıyla uyduda bizi izleyenlere. Gerçekten yatırım yapmak istiyorum diyenler varsa telefon numarası da bende de olabilir. Tempo TV'de arayabilirsiniz. Başkana ulaştırırız. O fırını, bu sıraya girmişler, kuyruklarda bekliyorlar diye. Değil, hazır bir fırın var, gelsin, evet, ekmeği görsünler. Ardahanlılar o zaman der ki, işte Tokat'tan, Sivas'tan, Kayseri'den geldiler neresi? De. Evet, İç Anadolu'da fırını açtılar. İç Anadolu'da gelsinler. Gelsinler yani. Para kazanmak isteyen varsa gelsin. Evet, evet. Ardahan'da şartlar çok müsait. Başkan bu arada yengem sağ olsun, bir melek diyorum çocuk, çünkü çok özel bir çocuğunuz var sizin. Allah razı olsun. Yenge buradadır. Burada. Kendisi iki çocuk vardı değil mi sizin? Evet. Böyle? İşte Ardahan, İstanbul arasında işte çocuğun sorumluluğu, evet, şu. Ben hemen gelip size gidiyoruz. Ne kadar şey getiriyor? Yani sıkıntı yaratıyor mu? Yenge yok, kızıyor mu diyor Fakir Bey aslında. Yok, beraber gidip geliyoruz. Çocuk orayı daha çok seviyor, göleyi. Bir de başkanım, belediye başkanları kooperatif kurduruyor bu ara. İşlerinde kooperatif başkanı yaptırıyor. Siz de yapmışsınız, öyle bir şey var mı? Yok biz. Yani siz kooperatif kurdunuz mu veya diye sorayım. Kooperatif kurmadınız. Kurmadım. Belediye başkanları bu arada çok övdükleri kooperatiflere eşlerini veya yakınlarını başkan ediyorlar da, bunu yenge de ilgileniyor mu belediyeyle diye sordum. Yok, bizde yok kooperatif. Sizde yok diyorsunuz. Yenge, evet, sadece evde ilgileniyor galiba. Evet. Size de bir şey, evet, söylemiyor herhalde yani bu kadar koşturmanın şeyinde. Yani evet. Biraz destek oluyor. Biraz zaten aday derim diyor ya, yengeye mesaj veriyor. Tamam, bu sene bitireceğim. Başkanım niye ilçe belediyesi veya yarın Ardahan merkez veya milletvekili konusunda önümüzdeki seçimlerde Ardahan'da Orhan Bey devam eder mi diyorsunuz siz? Vallahi genel merkez düzeyine baktığımızda. Sayın Orhan Atalay hocamız Ardahan için bir kazanımdır. Evet. Gerçekte devam etmesi Ardahan yararlıdır. Bir tecrübe var, bir birikim var, bir karşılığı var. Yani bir güvenirliği var Ankara'da. Her gittiği kapıda boş çıkmıyor. Yani biz bizim iki tane danışmanımız da var, Cumhurbaşkanı danışmanları. Onlar size katkı sunuyorlar mı? Yardımcı oluyorlar mı? Veya Yalçın Topçu, Korumaz Karaca. Tanışmadım. Tanışmadınız değil mi? Yok. Hiç bilmiyorsunuz. Yok.
Peki başkanım, CHP'li belediye başkanı kentte olmasını nasıl karşı yapıyorsunuz? Yani ya başkanım, biraz önce bahsetmiştiniz komşu belediyeler dediğimiz şey. Ya bir AK Parti belediyesi bir CHP'li belediyesiyle komşu belediye olamaz mı? Kardeş belediye olamıyor. Ya şey, olamıyor. Kardeş belediye. Olamıyor. Bu bakıştan dolayı mı, fikirden siyasi dolayı mı? Siyasi iradenin aslında? Herhalde öyle bir bakışı var genel çekil merkezlerin. Her iki partinin genel merkezi. Çünkü mesela 3 tane belediyemiz var aslında İstanbul'da. Üçü de CHP'nin. Şimdi oraya kardeş belediye olma şansları var aslında. Yani siz isteseniz olurlar belki de. Kardeş çünkü belediyeden ziyade Esenyurt Belediyesi, Şişli Belediyesi istese bize her türlü makine, ekipman desteği yapabilir. Siz bir de Esenyurt Belediye Başkanı, sizin hemşehriniz Göleli. Hiç katkı olmadı mı size? Olmadı. Gittiniz mi? Şimdi CHP'de de o zaman bu siyasi irade direkt önüne engel koyuyor o zaman. Yani ben inanmıyorum kimse kimseye engel koyuyor. Çünkü bizim partimiz de bize demiyor gitmeyin oraya, gitmeyin buraya. Demez. Demiyor. Hizmet için, halk için gidiyorsan üstelik seni alkışlıyor. Yani doğru. İl başkanımız da genel merkezde diyor ki koşturuyorsun, tebrik ederim. Evet. Çünkü bu götürdüğün aracı cebine götürmüyorsun. O köyde Cumhuriyet Halk Partili, Halk Partisi parti sadece kullanmayacak. Halkın hepsi kullanacak. Doğru. Ya da AK Partiler kullanmayacak. Şimdi ben mesela olsam Esenyurt Belediye Başkanı. Denediniz mi? Denediniz mi? Görüştünüz mü? 4 defa görüştüm. Ben mesela Esenyurt Belediye Başkanı olsam Göleli olduğu için söylüyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Evet. Göle'ye de, Köprülü'ye de oraya da adımı yazarım, tarih yazarım. Ciddi söylüyorum. Bu bütçeyle, evet, bu nüfusla tarih yazarım. Bu fırsat. Belki ileriki dönemlerde yaparım. Belki yazdırmak istiyor da siz AK Partiliz diye mi yoksa diyorsunuz? Ya, Göle'de AK Parti yani belediyesi. Yani Göle'deki çünkü herkes mi AK Partili? Köprülü. Hayır, özür dilerim. Yani siz AK Partili belediyelerle işbirliği yapamadı mı? Öyle bir kopukluk mu oldu? Yoksa hiç ilgilenmedi mi? Yani ben kendisine destek istedim. Başkanın 2, 3, belki 4 defa yanına gittim. İstanbul'un en büyük ilçesi. En büyük yani ilçeli bir ilçesi. Aynı köylüyüz dedim. Evet. Her yerde de samimiyetimiz vardır. O bizim hemşerimiz, köylümüzdür. Yani böyle siyasi irade olarak bakmıyor. Kenara koyalım. Ona evet. Göleli olarak. Üstelik benim mahallemde doğmuş. Kuzupınar'da doğmuş. Öyle mi? Evet. Babası orada öğretmenmiş. Evet. Orada doğmuş. Ben onu bir kardeş olarak, bir köylüm olarak, bir hemşerim olarak ziyaret ettiniz. Zaten biz bir Ardahanlı olarak Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, Milliyet Hareket Partili, işte Demokrat, HDP, CHP, ayrım yaparsak evet, zaten bir avuç. Doğru. 96 evet bin nüfus olan bir il. Evet. Böyle bir çekişmeye girsek hiç zaten gelişememişiz. Hiç gelişemeyiz. Yani göç veriyoruz. Göç veriyoruz. Göç vermememiz evet lazım. Onun için yatırım lazım. Yatırım için güç birliği lazım. Doğru. Destek o lazım. O güç birliği için siyasi didişmelerden uzak durmamız lazım. Seçim zamanı çıkarsın. Kim kimi halk seninle kimi tercih ederse, inanırsa, kime güvenirse, kimin vaatleri gerçeğe uygunsa oyunu ona verir. Doğru. Ama şu seçim yokken şu durumda da ben Köprülü Belediyesi'ne bir kamyon vereceğim. Başkanımla Şişli Belediye Başkanı'na gittik. Evet. Söz verdi. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Kamyon üretilmedi bir türlü. Esenyurt Belediye Başkanı. Ondan Esenyurt Belediye Başkanı'nda da hizmet destek istedik. İnşallah verecek. Yani çok güzel bir şey söylüyor ama diyor ki ben olsam tarih yazarım. Evet. Orası küçücük bir mahalle onlara evet göre değil mi Esenyurt? Yani Cumhuriyet Halk Partisi de tepki göstermez. Evet. Bizim AK Parti de sen niye bu yolu, toprak yolu... Hayır, CHP oy veren Damal'a, sürekli oy veren Damal'a bir kamyon verdi de mi ki sana versin başkanım? Onu da vermedi. Yani dediğiniz gibi herkese versek, hiç kimken yardımcı olsa. Yani bütçesi yeterli mi? Ama bir bakıyoruz CHP'li belediye başkanı Çanakkale'de bir cami ziyaretine gitmiş, camiye katkı sunuyor. Yani da o da güzel şey. Evet, keşke güzel okullara cami... Bu birliği sağlamak lazım aslında başkanım. Yani bu ayrışmalar olduğu ya için zaten bu sıkıntıları özel yaşıyoruz. Özel tercihidir, kendi düşüncesidir. Biz şimdi burada ben öyle bakmıyorum diyor Celal Koç. Ben onu eleştirmiyorum. Yerinde olsam öyle bakmam diyor. Yani onun partisi de sen niye Köprülü'ye şey verdin demez diye düşünüyorum. Başkanım AK Partilisiniz. Onun partisi deyince aklıma geldi. Yani mevcut iktidardan siz de memnun musunuz şu an? Nedir senin? Bu ekonomik sıkıntı, daralma var mı gerçekten? Oyunuz gerçekten düştü mü? Şu an TG'de misiniz iktidar olarak? Yani vatandaş olarak baktığınızda. Evet. Şimdi, yoksa fakir öyle anlatma. Şimdi bu öyle gerçeğe bakmak lazım. Anlattıklarına bakmayın falan. Son zammamlarda insanlar biraz bu doların fırlamasında, tepki var. Yakıtlar fırlamasında bir tereddüte kapıldı ama sonunda dövizin düşmesi, İşte emeklilere belli oranda zam verilmesi, asgari ücretin %50 zamlanması evet insanları bir nebze olsa rahatlattı ama Mart'ta sonra Cumhurbaşkanı diyor ki her şey... Ne var Mart'ta sonra? Demek ki ciddi paket programı var Cumhurbaşkanı konuşuyorsa demek ki... Mart kapıda baktırır, kazma kire yaktırır demesin. Ama şunu da size açık söyleyeyim.
Şu anda köyleri gezince AK Parti'nin oyları yine köylerde %60-%70. Öyle mi görünüyor? Söylüyor, konuşuyoruz. Evet, evet. Yani şimdi %60-%70 bandındayız biz Ardahan'daki köylerde. Genel anlamda gezdiğinizde? Yani şimdi... O anlatıldığı gibi çok erime olmuş mu? Ya ben inanmıyorum. Yok, değil mi? İnanmıyorum gerçekten. Evet. Erime olduğuna inanmıyorum. Çünkü köy en, bu mağduriyeti en yaşayan köylerde, çünkü un yükseldi mi köylü un alıyor. Aynen, doğru sözün. Traktörüne mazot alıyor, doğru. Ama hiçbir tepki göremiyoruz. Şu anda peki, o anlatıldığı kadar şey yok. Çünkü evleri, ben de bir huy var, evleri geziyorum eşimle birlikte. Yani öyle bir sıkıntı, öyle bir itiraz. Öyle bir... Anlatıldığı gibi bir tepki yok diyorsunuz. Her ne kadar bir yani daralma olduysa Türkiye da. Yani Türkiye genelinde bazı yerlerde vardır ama ben Köprülü olarak evet. diyorum. Yani öyle bir tepkiyle şey etmedim. Yani vardı tabii %5-%10 herkes de Cumhurbaşkanı'na ve de Cumhuriyet Halk Partisi'ne dua edecek hali yok. Yani doğru. Muhalefettir, eleştirecek. Doğru. Aynen. Biz de eksiklerimizi o vasıtasıyla tamamlayacağız. Gidermeye çalışacağız. Beni eleştirecekler ki ben nerede eksik yapıyorum onu tamamlayayım. Anladım. Ama eleştirinin de bir ahlaki boyutu, bir gerçek eleştiri olması lazım. Başkanım, Göle Belediye Başkanı İlhan Bey'le de görüştük. En sonunda bir hamam aç. Evet, faaliyete geçti. Evet, faaliyete geçti. İlçeyle irtibatınız nedir? Ben ilçede oturuyorum zaten. Belediye başkanının, hayır, kendisiyle diyalog, belediye başkanı biliyor musunuz? Bizim belediye başkanımız, ikimiz de Göleliyiz. Hı-hı. Arkadaşımız. Sırt sırta veriyor musunuz zaman zaman? Kepçe lazım, şey lazım, araç vallahi lazım. Biz sırt sırta... Esenlik Belediyesi göremediğinizi orada görüyor musunuz? İlçe belediyesi. Ya onların da şartları kısıtlıdır. Yani hı-hı. Gölenin de o kadar şartları iyi değil ama Gölenin avantajı o hurda burada da gelen nakit paralar orayı bir nebze rahatlattı İlhan Başkanı. Evet. İkincisi, güneş enerjisini faaliyete geçirdi. Onun kapasitesi daha yüksek. Doğru. Verimi daha fazla. O konuda bir nebze rahatladı. Şu an ekonomik olarak en rahat ilçe Göle'dir. Göle diyorsunuz. Yani ciddi anlamda ekonomisi iyi. En başarılı ilçe, 7 tane belediye başkanı var. Sen başarılısın. Senden sonra kim geliyor? Ben bilmiyorum. Herkes başarılı. Gördüğün gibi kadar. 7'si de başarılı. Onlarla da sürekli görüşüyor musunuz? Ben herkesle arkadaşım. 7'siyle de. Başkanım, arkadaşınızla bir arada bir, ben gazeteci olarak 7 tane belediye başkanını bir karede göremedim. Fakir Bey'in en büyük isteklerinden biri budur. Yani buna sana rica ederim. Bütün belediye başkanlarının toplanması. Şu şeyin, Levent Bey'in açılışına 7 bir belediye başkanı. Bir fotoğraf karesi atılır, istiyor. Atılır. Hayır, şey anlamı söylüyor. Hayır, yok, göremedik. Katı yani. Atık toplantılar yapıyoruz çevreyle, geri dönüşümle ilgili. Evet. Devamlı 7 belediye başkanı bir aradayız. O katı atık taşıma olayı vardı. O ne oldu? Ne aşamaya geldi? Ardahan merkeze. Şu oraya taşınıyor. Çöp oraya taşınıyor. Taşınıyor mu? Evet. Siz de devam ediyor mu aynısı? Biz gönderdik hep. Başkanlarını biliyor musun? Sen şimdi asıl hedefin o gübreyi enerjiye evet, çevirmek. Evet. Yani onu bir an önce yapabilirsek diyorsunuz. Fakir Bey, son dakikalarımıza evet. da giriyoruz. Bir toparlama yapmanızı rica edeceğim. Başkanım, katıldınız, buraya kadar geldiniz, bizi onurlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerinizi almak istiyorum şimdi sizden. Şimdi önce sizlere teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiniz. Benim burada bütün köprülerde, yani 4 mahallede istediğim, siz burada rahat etmek için hizmetlerin en iyisine layıksınız. Biz de bu hizmetlerin en iyisini vermek için oraya geldim. Yani fedakarlık yaptım işin doğrusu. Diyecek ki davetiye mi gönderdik? Şimdi oraya gidip kısa bir sürede seçimi aldık. Hizmet yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın bir şeyidir, lütfudur, takdiridir. Yani öyle niyet halis olunca yolunu şey diyor. Orhan Atalay gibi bir vekilimiz var. Onun desteğiyle çok ciddi anlamda hizmetler yaptık. Burada bir ricam var. Eğer bu Köprülü ilçe olsa 200-300 insan ekmek yiyecek. Bunlar nereli? Köprülü olacak. Gelin burayı ilçe yapalım. Gelin bir sefere mahsus olmak üzere 11. ayda bütün nüfuzlarımızı köprülüye alalım. Sonra yine çekebilirsiniz. Şu anda AK Parti tek başına iktidarken mecliste bu ilçe şeyini geçirelim. 5001 nüfuzu bulup ilçe olalım. İlçe olunca 200-300 insan çalışacak. Binlerce, yüzlerce iş yeri açılacak. Adliye açılacak, PTT açılacak, bankalar açılacak, hastane açılacak. Yani siz, oradaki gençlerimiz İş alanı bulacak, yani köprüleri diyorum. Bir ilçe olacak. Evet. Ya niye olmasın? 5000 mi lazım başkanım? 5001. Yani bunun için çok rahat. Köprünün şu anda 20.000 nüfusu var. Başkanım. İstanbul Metropolü'nde. Evet, 20.000 nüfusu var. Bırakın yani yan mahalleler, Köprülü merkezin 5000 nüfusu var. Yani yapalım. Bak, o işsiz oğlum yok, işsiz kardeşim yok, işsiz yeğenim yok. Evet. Ben çekip İstanbul'a geleceğim. O çocuklar da benim yeğenlerim, benim canlarım. Evet. Yok. Onların işsiz olması, mutsuz olması beni mutlu etmiyor. Yani inanın ki burada bak kapı kapı geziyorum, saz, gitar topluyorum. Kimin için? O çocuklar doğru. için. Doğru. Evet. Futbol forması topluyorum. Kimin için? Onlar için. Futbol topu topluyorum. Kimin için? Onlar için. Bilgisayar, şunu unuttum söyleyeyim. Pandemide her yer kapalıydı. Valilik genelgesi olmasına rağmen ben pandemide bilgisayar, diğer ismi EBA merkezi dedikleri yeri, tek doğuda bende vardı. Limitsiz internet, bilgisayarları hiç kapatmadım. Pandemide de kapatmadım. Evet, evet. Çocuklar orada gelip yüz yüze eğitim alsınlar diye.
Ben bu fedakarlığı, bu riski aldım. Rabbime şükürler olsun. Kimse de Covid olmadı. Evet. Onun için herkese burada saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Köprülü hepimiz belde yapalım diye köprülere seslenin. Belde değil, ilçe yapalım. İlçe yapalım, evet. 200-300 tane çocuğumuz devlet dairesinde, şehrin 100-200 kişi özel sektörde iş bulsun. Yani iş alanları hazır ama biz hamle yapmıyoruz. Nüfusa ihtiyacımız var diyor. Köprülüler evet. Başta olmak üzere çevre köyleri de dahil. Çevre köylerin de bağlaması da mantıklı. Burayı, bu bölgeyi bir ilçe yapabiliriz diyor. Fakir Bey, son 30 saniyenizi alayım. Şimdi özel idare köylerin ana yollarını açıyor. Evet. Biz belediye olarak ara sokakları da açıyoruz. Engelli yaşlıysa kapısının önünde açıyoruz. Bak, köyler bağlansa daha çok gözükler. Yani köyler beni arıyor. Bakınız Yeleşti. Samsun'daki muhtarı dün arıyor. Diyor ki bizim saman çıkacak. Serinçayır muhtarı, bak isim veriyorum orada. Evet. Serinçayır muhtarı bana ne olursun diyor buraya. Öbür muhtar beni ama yapıyor, köy bağlamıyor ama buraya. Gün ortada adam hastaneye gidecek. Bakınız özel idare, valiliğe, kaymakamlığa burada bak bozulacaklar. Gri deri ana yolda sağda gidiyor. Girmez. Doğru. Ama doğru. Köprülü Belediyesi sokaklara giriyor. Buranın bir de ilçe olmasını düşünün. Evet, düşün. Yani evet. Bu nimeti kaçırmayın. Arkadaşlar bu bir nimettir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Allah razı ederim başkanım. Olsun. Zaman verdiğiniz için. Köprülü Belediye Başkanı Yücel Akkoç bizimle birlikteydi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür eder. Ben hemen sözü kısa kesip Fakir Bey'e topu atıyorum. Fakir Bey buyurun, kapanış sizde. Levent Bilgili de şu anda iş yeri açıyor yarın. O da Ardahan'da katıldı. Ben buradan sesleniyorum. Bir Ardahanlı gazeteci olarak tekrardan söylüyorum. Köprülülere, köprülü derneklerine ve köprülünün etrafında, Goremeng'in etrafında bulunan köylere. İnanın ki tarlanız, çayınıza dokunulmayacak. Öyle bir şey yok. Yani anlatıldığı gibi çeper dibindeki fesatlıkları bırakın. Gelin köprülüye bağlanın veya nüfusunuzu taşıyın. Köprüde bir ilçe olsun. Ardahan'ın Posol, Damal, Çıldır, Göle diyerken bir de Köprülü Belediyesi olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.